Akşamlar değerli izleyiciler, Gündem Özel'e hoş geldiniz. Gündem Özel'de bu akşam hem İsrail'deki son durumu biraz ele alacağız. Özellikle yapılması gerekenleri bugün biraz detaylandıracağız. Çünkü diplomasi mi, müdahale mi, dünya farklı farklı sesler çıkartıyor. Türkiye'nin bulunduğu konum çok çok önem arz ediyor. Diplomasiyle ve garantörlük noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özel açıklamalar var. Bunları değerli konuklarımızla biraz ayrıntılı bir boyuta taşıyacağız. Diğer bir konu, yerel seçimler yaklaşıyor. Yerel seçimlere Türkiye küresel resesyonun etkisinde nasıl girecek? Çalışmalarını iktidar cephesi çok ciddi ve sıkı bir şekilde devam ediyor. Muhalefet sessiz ama muhalefetin bugün sesinin çıkabileceği veya daha doğrusu şekillenebileceği bir noktadayız. CHP'nin 38. kurultayı bugün gerçekleşiyor. Kurultay sonucunu canlı olarak takip edeceğiz ve kurultaydaki değişiklik veya Kemal Bey tekrar seçilirse CHP kimin işine yarayacak, nasıl olacak bunları biraz detaylandıracağız. Çok değerli konuklarım var. Metin Tarhan AK Parti MKYK üyesi hoş geldiniz. Ayaklarınıza İyiler, sağ olun. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Avukat Hadi Dündar, Türk Hat Başkan Yardımcısı siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Ve Avukat Mehmet Kırmızı, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi hoş Hoş geldiniz. bulduk, sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun. Evet, bir konuğumuz daha olacaktı. Tuğrul Selmanoğlu, gazeteci yazar. Kendisi biraz rahatsızlık geçirdiği için geçmiş olsun diliyoruz. Kendisine katılamadılar. İnşallah diğer programlarda tekrar birlikte olacağız kendisiyle de. Evet, müsaadenizle Metin Bey ile başlamak Evet. istiyorum. Metin Evet. Bey, terörist İsrail'in, yani kan emici diyebilirsiniz artık, hangi tabiri yakıştıracağımızı bulamıyoruz. Çünkü bu vahşetin ciddi anlamda bir tanımı yok aslında. Tek tanımı var. Şeytanlaşmış bir noktaya taşındı artık olay. Ve her geçen gün daha da artıyor. Saldırılar boyutları daha da artıyor. İslam dünyasından gerekli ses çıkmıyor maalesef. Türkiye haricinde, birkaç ülke haricinde gerekli ses bir bütün olarak güçlü bir şekilde çıkmıyor maalesef. Baktığınızda Türkiye diplomasiyle işi çözme boyutunda Hakan Bey'in çok ciddi çalışmaları var. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle beraber baktığınızda Cumhurbaşkanı bugün hatta Kazakistan dönüşünde de uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken direkt garantörlük noktası oluşursa biz hazırız mesajını tekrarladı bugün. Diplomasi mi, müdahale mi? Evet. Bu soykırımı ne bitirir sizce? Yani bir kez soykırım olduğunu uluslararası hukuka göre tanımlanabilecek suç tipi soykırım suçu. Yani İsrail soykırım yapıyor ve soykırım suçu işliyor. Bu mevzu çok tartışıldı. Yani bir yönüyle insan hakları ihlali mi, savaş suçları mı, savaş saldırısı mı? Yani bunları aşan bir boyutu olduğu ve soykırım olduğu çok açık ve net. En üst derecesi Evet, soykırım değil mi? soykırım. Evet, Evet. uluslararası hukukta kabul gören en üst kavram soykırımdır. Belki yani itikadi anlamda, sosyolojik anlamda, siyasal anlamda değişik sıfat ve karakterler sunulabilir yani bu yapılanlara. Ama hukuki anlamda soykırım. Bu soykırım hadisesinin tabii bir geçmişi var. Yani Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'dan çekilmesinden sonra başlayan süreç, özellikle İngilizlerin Manda yönetimi döneminde oraya yerleştirilen Yahudilerin, 1917'ler, evet. evet, 1917'lerde bir miktar işte toprak genişletmeyle başlayıp 1947'lere kadar, hatta 1927'lerde Birleşmiş Milletler'in bu konuda, Milletler Cemiyeti'nin bu konuda kararı var zannedersem. Yani tam olarak onu tarihini anımsayamadım. Gelindi yani 1947'ler, 48'ler, 48'de devletlerini kuruyorlar. Bu devletleri kurdukları tarihte en son kurdukları devlet milattan sonra 74'lü yıllarda, yani 2000 yıl önce Yahudiler bir devlet kurmuş ve 2000 yıl sonra devlet kuruyorlar ve Orta Doğu'da. Yaklaşık 75 yıllık süreçte şu veya bu şekilde oradaki halkları, kendisinde olmayan milletleri, özellikle Filistinleri yok sayarak, yerlerini işgal ederek
genişliyor. Yani 1947'de Birleşmiş Milletler karar alıyor, 67'de alıyor, devamında alıyor ve yüzlerce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi Kurulu Güvenlik Konseyi kararları var ve İsrail hiçbirine uymamıştır. Ve bugüne kadar gelindi. 7 Ekim'de başlayan, daha da vahşileşen, daha saldırganlaşan, daha da yok etmeye programlanmış bir ruh haliyle, bir iradeyle Gazze saldırısı başlatıldı. Yani periferiye de dönüyor. Sadece Gazze ile de sınırlı kalmıyor. Batı Şeria, mülteci kampları vesaire. Yani topluca bir imhaya girişmiş. Hele Gazze'yi önce ablukaya alıp bir bütün olarak orayı böyle bir ölüm kampı haline getirerek süreci devam ettiriyor olması hiç kabul görür bir durum değil. Yani tüm bu vahşi durumlara rağmen özellikle Türkiye'nin dünyada ses çıkmıyor. Yani dünyanın genelinde ses çıkmadığı gibi İsrail'in kara provandası karşısında işte Hamas bir terör örgütü. Bu terör örgütü meşruiyetini büyük medya kuruluşları vasıtasıyla dünyaya yayarak bir meşruiyet kazanmaya çalışıyor bu soykırımı. Bunu hem böyle bir hakimiyet sağlamaya çalışıyor dünyada ve kendisine yandaş da buluyor. Amerika ve Batı şu anda İsrail'in destekçisi konumunda görünüyor. Ve dünyada da aleyhte çok bu vahşete karşı ses çıkmıyor. Yüksek bir ses çıkmıyor. Yani Körfez ülkelerinin 2 milyara varan İslam Müslüman coğrafyasında hiçbir ses yok. Ve sessiz kalıyorlar. İlişkilerimiz bozulmasın da böyle sürdürelim gibi bir anlayışla tüm sorumluluk. Ama bu noktada baktığınızda şimdi bugün Filistin'i bu saldırının şekline baktığınızda soykırım uygulanıyor, vahşet uygulanıyor. İsrail'in önünde destekçileri zaten belli ama bu ses çıkarmayanları bir gün bu zulüm dönmeyecek mi? Kesinlikle sıranın onlara geleceğini bilmeleri gerekiyor. Yani bu süreç ona doğru gidiyor ve bunun olmaması için de tüm sorumluluklar Türkiye'de kaldı. Ve bu Gazze saldırısının ki evveliyatından beri Türkiye yüksek ses çıkaran Filistin konusunda bir Mescid ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten faaliyetleri herkesçe biliniyor. Şu zamana kadar zannedersem 30 aşkın liderle görüşme yaptı. Ya doğrudan ya telefon görüşmesiyle ya da işte katılmış olduğu toplantılar vesilesiyle bu meseleyi tartıştı. Ve bu meseleyi en rasyonel şekilde dile getiren korkusuzca aması fakat olmaksızın dümdüz şekilde ifade eden Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Ve teşhisi yerinde ve çok sevindirici olan bir şey onur da duymamız gerekiyor. Milletimiz de yek vücut. Yek vücut. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı destekliyor ve bu konudaki politikalarını, söylemlerini doğru buluyor. Kesinlikle. Türkiye yurtta sulh, cihanda sulh şiarıyla giden bir ülkedir. Mutlaka ve mutlaka diplomasiyi sonuna kadar iç etmek için gereken çabayı sağlıyor. Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, ilgili olabilecek tüm kuruluşlarımız diplomatik çalışmayı sürdürüyor. Böyle olunca da bizim dış ve iç politikamız barışçıl olduğundan dolayı yani savaşı öncelikli reddeden bir anlayışta olduğu için diplomatik bir çabanın sürdürülmesi gerektiğinden yana ve en aktif şekilde bu yapılıyor. Kesinlikle. Ben kısa bir sürede bunun da müspet sonuç verebileceğine inananlardanım. Bunun daha sürdürülebilir bir boyutu yok. Öte yandan İsrail'in bu kara provanda sonucu Hamas'ı işte terör örgütü kabul ettirip onun arkasından kendisinin de savaş mağduru olduğu şeklindeki çalışmasının devam ettiğini görmek gerekiyor. Doğru. Bunu destekleyen işte emperyal güçlerin de olduğunu görmek gerekiyor. Ama tüm buna rağmen Türkiye yüksek bir ses çıkararak dünya insanlığının vicdanına seslenerek ki bugün Almanya'da da bir yürüyüş yapılmıştı ve dünyanın dört bir yanında yürüyüş yapılmıştı. İnsanlık meselesi haline getirerek, uluslararası kuruluşları harekete geçirerek diplomasiyi en üst noktada kullanıp ve bu konuda da büyük sorumluluklar almaya aday olarak kesinlikle yola konuldu.
Şimdi bu diplomatik konuya tekrar döneceğiz ama ben Mehmet Bey'e dönmek istiyorum müsaadenizle. Mehmet Bey, elimde yapılan son bir araştırmada Filistin-İsrail Savaşı'nda sizce Türkiye kimin yanında yer almalı diye bir araştırma yapılmış, vatandaşa sorulmuş. %55.1 Filistin, %1.7 İsrail, her ikisinin de olmamalı %35.8, fikrim yok da 7.5 şeklinde bir araştırma sonucu elimizde. Şimdi tabii ki bu rakamlar rakamsal değerler ifade etse de biraz önce Metin Bey'in de söylemiş olduğu aslında bu bir soykırım. Yani tartışmasız bir soykırım. Bakıldığı zaman hukuksal anlamda şuna geleceğim, Sayın Fahrettin Altun'a geleceğim. İsrail'in yaptığı her şeyi dünya medyası, bugün The Economist bile bebeklerin ölümünü oradaki çocukların nüfus yoğunluğuna bağlamış. Yani yüksek oran çıkması. Ya arkadaş, nüfus oranı orada yüksekse de sen oraya niye bomba attın, evet, atılmasını rakamsallaştırarak normalleştirmeye çalışıyorsun. Dezenformasyonla mücadelede Sayın Altun'un çalışmaları çok kıymetli. Hatta İsrail ve özellikle Siyonist rejimin ön planda yer alan isimleri, medyası Altun'u hedefe koymuşlar. Sayın Altun'u hedefe koymuşlar. Sizce bu dezenformasyon etkili oluyor mu? Birincisi bu. Yani İsrail medyasının veya Siyonist medyasının diyelim yayınları etkili oluyor mu? İkincisi, soykırımla ilgili zannedersem bir Hatay'da Barolar Birliği şey yapmıştı. Savaş suçu ile ilgili uluslararası açıklamaları var ancak. Var. Başvurular mı? Şimdi bu başvurular nasıl yapılabilir? Onları bir konuşacağım. Şimdi, daha sonra dava detayında sizle görüşeceğim. Tabii şimdi rakamlar ortada aslında. Hı. Ancak bugün İsrail'e destek veren devletlerin halkları dahi çok açık bir şekilde yapılan eylemlerde, işte Paris'te olsun, Amerika'da olsun, hı hı, işte Almanya'da olsun, Sayın Hüsam'ın söylediği gibi halklar Filistin'in yanında ve İsrail'e karşı ve İsrail'e verilen bu sınırsız, acımasız desteğe karşılar. Tabii bu devletler ne kadar süre veya ne kadar zaman kendi halklarına, kendi milletlerine rağmen bu katil ve soykırımcı dediğimiz bu devlete destek verecekler. Biz de onu göreceğiz. Tabii şimdi İsrail adeta gözü dönmüş bir canavar, bir katil gibi. Cezasızlığın kendisine verdiği rahatlıkla, çünkü Batı medeniyeti ve Amerika ona bir cezasızlık vaat ediyor. Yani diyor ki, şöyle düşünün. Bir silahlı bir katil var. Bu katile diyorsunuz ki sen ne yaparsan yap, kimi katledersen katlet, biz sana ceza vermeyeceğiz. Silah da bizden, destek de bizden. Tabii bunu yaptığınız zaman karşınızdaki o katil, zaten daha önce sabıkası olan bir katil bu. Çünkü 90'larla da 2002'de de aynı bu yine Batı Şeria'da yaptığı, Cenin'de yaptığı ya da Lübnan'da yaptıkları soykırımları hala dün gibi aklımızda. Bu rahatlığı ona verirseniz onlar da aynı bugün yaptıkları gibi bebekleri, masumları katletmeye devam ederler. Tabii burada aslında Amerika ve Batı bir azmettirici. Yani kesinlikle. Azmettirici. Bu soykırımın azmettiricisi Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'dır. Çünkü bugün İsrail devleti, tüm açıklamalarını izliyoruz, gerek Dışişleri Bakanı gerek Netanyahu'nun devamlı bir Amerika'ya atıf, bir Batı'ya atıf. Sınır olmayan devlet olur mu? Yani şöyle söyleyeyim ben size. Şuradan gireceğim o konuya. Hı. Az önce bir Sayın Fahrettin Altun'la ilgili bir açıklama yaptınız. Hı. Oradaki soykırımın ya da oradaki katliamın dünyaya duyuran belki iki kanal ya da iki devlet vardır benim takip ettiğim kadarıyla. Biri Katar'da El Cezire, hı hı, çok ciddi yayınlar yapıyor. Bir de Anadolu Ajansı, Sayın Fahrettin Altun'un yönlendirmesiyle. Tabii Türkiye burada işlenen soykırım suçunun, hı hı, dünyaya bildirilmesinde, dünya devletlerine, dünya halklarına duyurulmasında çok kilit bir rol oynuyor. Yani Filistin'in adeta Gazze'nin, o insanlığın dramının yaşandığı o bölgenin adeta haberciliğini yapan ve bunu dünyaya duyuran Türkiye Cumhuriyeti'dir. Sayın, kesinlikle, Cumhurbaşkanımız da bu konuda biliyorsunuz çok net açıklama yaptı. Netanyahu ile muhatap olmayacağız dedi ve İsrail'in bir terör devleti olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi niye mazlumların yanında rol alarak ilk dakikada, ilk günde hiç amasız ve fakatsız. Evet. Bu çok önemli. Yani kesinlikle, amasız ve fakatsız mazlumun yanında durmak çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız yine bu liderliğini
yine zor zamanlarda mazlum hakların, bu mazlum hakların Müslüman olması ya da işte Hristiyan olması fark etmiyor. Nerede bir mazlum var? Sayın Cumhurbaşkanımız orada Afrika'da yapılanların yanında Kesin, da evet. Müslüman ya da Hristiyan ayırmadan yanında oldu. Tabii artık bu tip savaşlarda propaganda çok önemli. Yani biz de, siz de basınsınız. Yani öyle bir propaganda yapıldı ki İsrail medyası tarafından ve Batı medyası tarafından. Sanki İsrail orada hak ettiği şekilde bir devlet kurmuş, hak ettiği topraklarda kendi savaşını sürdürüyor gibi. Ama bilinmiyor ki bu 1948'den beri işgal edilen topraklar. Yani İsrail'in bugün müzik festivalini yaptığı ya da işte Sheraton dediğimiz ya da Tel Aviv dediğimiz ya da Ashdod denilen o bölgeler tamamen aslında 1967 sınırlarına göre Filistin devletinin olması gereken sınırlar. Yani bu Birleşmiş Milletler kararıyla 1967'de alınan bir kararla Filistin devletinin toprakları olarak kabul edilmiş. Kesinlikle. Ve bu genel kuruldan geçmiş bir karar. Siz şimdi 70 yıldır 60 yıldır işgal edeceksiniz. Orada halkları sebepsiz fakatsız öldüreceksiniz. Ve en ufak bir demokratik istekte, yani mesela örnek diyelim, orada Filistin bir seçim yaptığında, Gazze'de bir seçim oldu biliyorsunuz. Seçimi Hamas kazandı. Mahmud Abbas'la yarıştı. Hamas kazanır kazanmaz Hamas terör örgütü ilan edip saldıracaksınız. Yani bugün Hamas dediğiniz oluşum aslında bir siyasi parti. Siyasal parti. Siyasi partidir. Yani bunu özellikle evet. söyleyelim. Hamas seçimle başa gelmiş bir siyasi partidir. Meral Hanım gibi siyasi olarak görmemezlikten yani bilinmemesi bugün, gerekiyor. Tabii ben Meral Hanım'ın aslında Filistin sorunu çok bildiğini de düşünmüyorum. Emin olun. Bugün bir lise öğrencisi, üniversite öğrencisine sorsanız Meral Hanım'ın verdiği cevapları vermez. Bir kere Filistin bizim tarihi bir sorumluluğumuz. Kesinlikle. Filistin bizim bir ümmet sorumluluğumuz. Yani bugün Filistin olayının geçmişini bilmeden, bu aşamaları bilmeden çıkıp direkt işte Hamas terör örgütüdür gibi adeta bir Batı ağzıyla, yani hem bu Fransa liderlerinin, İngiltere liderlerinin hemen olaylardan bir gün sonra yaptığı açıklamalara benzer açıklamalar yaparsanız, ki Cumhuriyet Halk Partisi bugün hem iki lider de çıktıkları ilk cümlede Hamas terör örgütü dediler. Yani adeta Batı'nın propaganda aletine, ağzını propaganda malzemesine evet. uydular. Yani burada tabii olayın geçmişini bilmek lazım. Yani bugün bakıyorsunuz Batı'da şöyle bir algı var. Eğer siz İsrail'in işgaline karşıysanız, İsrail'in yaptığı katliamlara karşıysanız Yahudi düşmanısınız bir algı yaratılıyor. Yani bugün İsrail katliamları durdursun, ateşkes diyene bile Yahudi düşmanı damgası vuruluyor. Bugün resmi olarak kabul edilen bir Filistin bayrağını açmak Fransa'da ve Almanya'da suç. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, Almanya'da. Yani Almanya'nın 1940'larda yaptığı soykırımın bedelini Müslümanlar ve Filistin'e mi ödeyecek? İşte burada o zaman olay tamamen şeye dönmüş oluyor. Yani bugün bir suçluluk psikolojisi. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel aslında bunu tanımladı. Bence müthiş bir tespitti. Dedi ki sizin bir borcunuz olabilir. Yarınız olur ama bizim bir borcumuz yok. Kesinlikle. Çok önemli bir tespit. Bizim bir borcumuz yok. Çünkü biz dünya tarihinde hiçbir zaman bir katliam yapmadık. Bir soykırım yapmadık. Bakın bugün ne kadar katliam ve soykırım varsa hep Batı tarafından yapılmıştır. Bugün Srebrenica katliamları, işte İttihatikleri, tabii büyük katliamların hepsi Batı, Haçlı Seferleri. Kesinlikle. Bakın büyük katliamların hepsi Batı tarafından yapılmıştır. Müslümanların ya da Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da Filistin'in kimseye bir vebal borcu yok. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımız çok rahat konuşabiliyor ve çok rahat haklılığını dile getirebiliyor. Tabii Türkiye ne yapabilir sorusu vardı. Türkiye bence şu an yapması gereken her şeyi fazlasıyla yapıyor. Öncelikle bu vahşeti duyurma noktasında, bu katliamı duyurma noktasında. Emin olun eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız olmasaydı ya da Türkiye'nin işte Anadolu Ajansı gibi böyle bizim devlet yayın organlarımız olmasaydı, bu katliam İsrail medyasının servis ettiği şekilde yapılacak. Kesinlikle. Bütün düşmanlıkları da Gladio zaten o. Evet. Tabii Ali İzzet Begoviç'in çok güzel bir lafı var. Savaş bittiğinde bizi üzen düşmanımızın silahları değil, dostlarımızın sessizliğidir. Yani bugün sessiz olmak aslında zulme ortak olmaktır. Kesinlikle. Kesinlikle sessiz olmak yani, lazım. Yani aslında burada şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani o sessizlik aslında gerçekten ne hale düştüğümüzü, nihilizmin, ateizmin etkisinde, küresel resesyonla beraber ekonomik çöküntü içerisindeki toplumları yönetenlerin kim olduğunu da görmeyi Kesinlikle. Çok net gösteriyor. Kesinlikle. Hadi Bey'e döneceğim müsaadenizle. Hadi Bey, uluslararası hukuk kimin için? Evet. Yani bu soykırım, savaş suçu dediğimiz noktada davaları nerede açacağız, nasıl yapacağız, nasıl yapılmalı ve sonuç getirir mi? Evet, en önemli soru aslında o. Sonuç getirir mi yani? Ya da evet. Bir etkisi olur mu?
Evet. Bu sorulara cevap verdiğimiz zaman zaten tam anlamıyla nasıl bir işleme girişeceğimizi bilebileceğiz yani. Pardon, şimdi çok özür dilerim. Küçük bir hatırlatma yapayım değerli izleyiciler. Bu arada CHP'deki olağanüstü kurultay, 38. kurultay, olağanüstü değil, 38. kurultay noktasında 3 dakika sonra oy verme işlemi bitiyor, onu da söyleyelim. Tekrar sonucu hatırlatacağız, özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi dünya 1945'te dedi ki artık savaşmama kararı alalım ve Birleşmiş Milletler'in kurulmasıyla beraber yani artık dünya bir savaşmama yoluna gitti yani. Bundan sonra bütün sorunlar diplomasi kanalıyla çözülecek. Hiçbir şekilde bir devlet başka bir devleti işgal etmeyecek, savaş açmayacak. Onun topraklarını haksız bir şekilde ya da haklı bir şekilde olsa dahi elde edemeyecek diye bir karar alındı. Ama bakıyoruz 75 yıldır İsrail Filistin'in topraklarını hiç kimseye aldırış etmeden bunu yapabiliyor yani. Ve bu konuda Birleşmiş Milletler'in ne kadar orada basit, sessiz ve hiçbir hükmünün olmadığını bize gösteriyor yani. Kesinlikle. Ama Birleşmiş Milletler işte İsrail de kendi orada Filistin'e, Gazze'ye yaptığı saldırıyı Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine dayandırıyor. Meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde ben bu eylemi gerçekleştiriyorum diyor. Ancak baktığınız zaman meşru müdafaa hükümlerine yani uluslararası hukuk çerçevesinde baktığımızda bunun hem ölçülü olması gerekiyor hem de karşı taraftan önce bu sorunun ortadan kaldırıp kaldırılmadığına yönelik bir mühlet verilmesi gerekiyor. Kendi içerisinde eğer size yönelik bir saldırı varsa, bir ülkeden başka bir ülkeye yönelik bir saldırı varsa o ülkeden gelen saldırı o ülkenin iç işlerine bırakmak gerekiyor. İlk başta eğer bu çözüme ulaştırılmazsa daha sonra meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde orantılı ve ölçülü şekilde ona müdahale edebilirsiniz. Yani oradan bana bir füze geldi, ben de kalkıp o şehri yerle bir edeceğim. Ama söylediğiniz hiçbir şey geçmiyor ki burada. Kesinlikle hiçbiri geçerli değil. Yani buna dayandırarak bu olayı başlattığını söylüyorlar ve İsrail işte 75 yıldır bütün neredeyse gücünü lobi faaliyetlerine vererek orada mesai harcayarak İsrail'in haklı olduğunu, Filistin'in haksız olduğunu, bu olayı daha doğrusu yaptığı soykırımları, yaptığı baskıları, yaptığı zulmü, işkenceyi görmemezlikten İnsan Hakları Komisyonu'nun incelemesine bile izin vermediler ki. Vermiyor. Bir de onları manipüle ediyor yani. Şimdi ya, bakıyorsunuz bir hastaneyi bombalıyor, 500 insanı aynı gecede şehit ediyor, katlediyor. Ama çıkıp ekranlarda ne söylüyor? Bunu ben yapmadım diyor. Ama bunu da dünyaya ikna etmeye çalıştırıyor. Şimdi az önce girişte bahsettiniz. Sayın Fahrettin Altun ve ekibini neden hedefe koydular? Çünkü siz bunu söylediğinizde bir ikna çalışmaları yürütüyorsunuz. Ama diğer yandan yapılan çalışmada bir bakıyorlar. Oradaki özellikle o hastane bombalanmasında Sayın Fahrettin Altun ve ekibin yani iletişim başkanlığımızın ortaya çıkardığı videolu verilerle saldırının onlar tarafından gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi biz bir savaş suçu, bir soykırım suçundan bahsediyoruz. Bunun yargılanmasını kim yapacak yani? Uluslararası Ceza Mahkemesi diye bir mahkeme var yani. Roma statüsü dediğimiz bir kurum. Bu da 2002 yılından beridir faaliyette ve bazı şimdiye kadar yaptığı soruşturmalar ve sonuçlandırdığı vakalar da var. Tabii İsrail buna taraf değil ama Filistin taraf olduğu için ve Filistin topraklarında bu eylemler gerçekleştiği için Filistin'in başvurusu ya da diğer ülkelerin başvurusuyla beraber yani üye olan ülkelerin başvurusuyla beraber bir soruşturma başlatılabilir. Ve mağdur olan halkın, mağdur olan şahısların aileleri de başvuru yaptığında gerekli görülürse, tam veriler toplanırsa orada savcılık re'sen bir soruşturma da başlatabilir. Tabi burada önemli olan nokta şu. Savaş suçunun işlendiğini hepimiz görüyoruz, hepimiz biliyoruz. Bir de bunu hukuk önünde sabit hale getirmemiz lazım. Zaten Türkiye'nin önemli olan rolü de burada ortaya çıkıyor yani. Türkiye'nin oradaki rolü şu. Bütün verileri, bütün delilleri tek tek elde edip bu veriler, bu deliller neticesinde bir başvuru yapıp bu başvuru sonucunda bir soruşturmanın yürütülmesidir yani.
Tabii Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Roma statüsüne üye değil, yani taraf değil. Biz evet. Çünkü kendi yargılamamızı her şeyin üstünde tuttuğumuz için o yargılamayı kabul etmemişiz, yani taraf hı hı. olmamışız. Ancak başvuru yapılabilir tabii yine. Dediğim gibi bütün delilleri topladığınızda, sunduğunuzda savcılık re'sen bir soruşturma başlatabiliyor. Burada işte Fahrettin Altun ve ekibinin yaptığı şey de o delilleri toplama mahiyetinde olduğundan dolayı zaten kendisi hedefe konuldu ve Türkiye daha farklı bir şekilde konuşmalar, muamele ve yapılan açıklamalar İsrail tarafından ve Amerika tarafından gelmeye başlandı yani. Tabii burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Birleşmiş Milletler dünyanın tamamını neredeyse işte zulümden kurtarmak ya da işkenceden, soykırımdan, kötü muameleden kurtarmak için bir beraber olan ülkelerin toplandığı bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bütün dünyanın gözü önünde çocuklar katlediliyor. Bakın hangi taraf haklı, hangi taraf haksız mevzusuna girmeden bile. Çocuklar katlediliyor, siviller katlediliyor, %40'ı. Kadınlar katlediliyor ve hiç kimsenin bu konuda sesi çıkmıyor yani. Bu en acı verici olan kısım burası. Neden ses çıkmıyor? Şimdi tabii bunun da bir sürü nedeni var. Bir sürü nedeni var. Siz kendinizi savunma sanayisi alanında geliştirmeseniz, İsrail'e ve Amerika'ya bağımlı hale gelirseniz, onun ne dediyse onu yapmak zorundasınız yani. Öbür türlü siz kendinizi ekonomik anlamda iyi bir konuma getirmezseniz ve ekonomik anlamda diğer ülkelerden daha düşük olursanız ve onlara bağımlı haldeyseniz, onlar ne söylüyorsa onu yapmak zorundasınız. Ya da siz kalkıp her iki tarafı da kabul etmeyip en azından insanlık için çalışabilecek bir konuma dahi gelebilirsiniz. Onu dahi yapamıyorsunuz yani. Neden? Çünkü diyorsunuz ki ya Hamas benim için çalışacak. Ya da ben desteklemiyorum. Özellikle Arap ülkelerinin söylediği söylemler yani. Kendileri lehine bir çalışma yürütmediği zaman kendilerini desteklemeyeceğini söylüyor. Ya da hemen yanı başında olan ülkelere bakıyoruz. O ülkelerin de konuyla ilgili ciddi anlamda bir çalışması yok. Neden? Çünkü arkasında Amerikan Birleşik Devletleri çok ciddi anlamda duruyor ve en büyük destekçisi o olduğundan kaynaklı yani. Burada şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İsrail savaş suçunu işliyor dediğimizde bunu şu cümlelerle sabit hale getirmemiz lazım devamlı. Siviller öldürülüyor mu? Öldürülüyor. Şimdi Cenevre sözleşmelerine baktığımız zaman ya da Roma statüsüne baktığımız zaman bunların suç olduğu ve savaş suçu olarak kabul edildiğidir. Özellikle Cenevre sözleşmesinin Cenevre sözleşmelerine baktığımız zaman ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 8. maddesine de baktığımız zaman bunlar hepsi tek tek sıralanmış yani. Siviller öldürülüyor mu? Öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor mu? Bombalanıyor. Çocuklar öldürülüyor mu? Öldürülüyor. Esir almada esirlere işkence yapılıyor mu? Yapılıyor. Yani siz bütün Gazze'yi ablukaya almışsınız. Gideriliyor. Elektrik aynen. vermiyorsunuz, su vermiyorsunuz, aynen, gaz vermiyorsunuz. Kimyasal gıda vermiyorsunuz. Yani bunlar hepsi yapılıyor mu? Yapılıyor. Bunlar hepsi sabit halde mi? Sabit halde. Peki bunun savaş suçu olmadığını gösteren bir şey var mı bizim önümüzde? Yok. O zaman burada eğer Uluslararası Ceza Mahkemesi ciddi anlamda bir çalışma yürütüp çok hızlı bir şekilde sonuca da bağlamazsa o zaman da kendi buradaki varlığının da kesinlikle soru işareti koymamız gerekiyor ve bir düşünmemiz lazım bunun varlığının olup kesinlikle, olmadığı. Kesinlikle. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler için de bunu söylememiz lazım. Eğer burada bir savaş suçu işleniyorsa bütün dünyanın gözü önünde ve siz kalkıp bununla ilgili ciddi anlamda bir adım atmıyorsanız o zaman varlığınızın küflendiği ve varlığınızın son bulması gerektiğidir. Yani, ki kaç senedir Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor dünya beşten büyüktür. Bir tane vetoyla hepsi artık dünyanın şuna hazır olması lazım. Belli bazı yapıların ortaya çıkması gerekiyor. Daha insancıl, daha adil ve daha merhametli olan yapıların bir kesinlikle. Olması gerekiyor. Ülkelerin bu konuda birleşmesi lazım. Kesinlikle. Metin Bey, bakıldığında şunu çok net görüyoruz aslında. Şimdi emperyalist bir sistem var.
bu sistemin içerisinde işte küresel resesyon, ekonomik kriz, her şey üst üste geldi bir noktada. Aslında İsrail çok ciddi bir para harcıyor. Özellikle demir kubbe ile ilgili. Boykotlar etkili olur mu? Yani bahsettiğim bireysel boykotlardan bahsetmiyorum. Mutlaka onlar da gerekli ama sonuçta devleti oluşturan vatandaş, kurumlar bunlar değil midir? Yani evet. Bir devlet yapısı evet. Bunlarla beraber. Bütün ticari ilişkilerin kesilmesi, özellikle İslam ülkeleri açısından hadi ses çıkaramıyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz ama yani ekonomik anlamda zaten elinizin altında Orta Doğu'ya baktığınızda bütün zenginlik zaten Orta Doğu'da, enerji noktasında Orta Doğu'da. Yani kendi kendine yetebilme kabiliyeti mi kalmadı bu insanlarda? Yani neyin boykotuyla bu İsrail'i biraz durdurma imkanı olacaktır? Evet, yani şimdi öncelikle bu uluslararası kuruluşların buna Birleşmiş Milletler dahil, yani her organı dahil, Güvenlik Konseyi'ne bu süreçte 4 müracaat yapılmış ateşkes yönünde ve 4'ü de veto nedeniyle reddedilmiş. İnsani yardım gitsin şeklindeki talepler reddedilmiş bu konsey. Hamas'a yardım sağlayacak noktasıyla. Evet, reddedilmiş. Yani dolayısıyla sayın meslektaşım Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden söz etti. Hiç kuşkusuz bir mahkeme, bir Cenevre anlaşmasının suç saydığı, Lahey Sözleşmesi'nin suç saydığı, özellikle 77 senesinde yürürlüğe giren ek bir protokolde sayılan suçların tamamı gerçekleşti ki artık yani insanlık suçları, savaş suçları, ihlalleri demiyoruz, soykırım diyoruz en ileri boyutta. Bu derecede bir vahşi süreçte uluslararası kuruluşların öncelikle etkisizliğinden söz etmek gerekiyor. Yani Birleşmiş Milletler'in hiçbir organı bu konuda çalışmıyor. Örneğin Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu var. Orada yani bir rol alınıp soruşturma yapılabilir. Bir soruşturma durumu yok. Mahkemeye başvuruluyor, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne. Bir bakıyorsunuz işte yıllarca sürüyor. Delil toplanıyor. Nihayetinde Filistin başvurmuş 2019 senesinde başvurmuş. Ve soruşturma devam ediyor. Filistin o tarihlerde bu Roma statüsü denilen belgeye de taraf oluyor. 2002 senesine kadar oradan geçerli olacak şekilde kabul ediyor. Ki onaylayan devletlerin böyle bir yetkisi var. Ve şimdi soruşturma sürüyor. Orada bu mahkemenin savcısı bundan önceki durumda işte Gazze şeridinde, Batı Şeria'da, Kudüs'te insan hakları ihlalleri olduğuna ilişkin de tespiti var. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de şu son dönemde Gazze'de yapılanların soykırıma yakın tanımlayacak şekilde tespitleri var. Ama harekete geçilmiyor. İşte Güvenlik Konseyi'nin durumunu görüyorsunuz. Uluslararası yeri geldiğinde işte devletler de yargılanabiliniyor. Bu ceza mahkemeleri, ceza mahkemesi, uluslararası... Bu arada merak ettiğim için soracağım. Herkes burada hukukçu olduğu için uluslararası ceza mahkemesinin aldığı kararlar var demiştiniz Hadi Bey. Evet. Yani kimin yararına karar aldı bugüne kadar? Şimdi hiç örnekleme var mı? Ceza mahkemesi, çok özür dilerim üstadım. Ceza mahkemesi bireysel yargılama yapabiliyor. Örneğin Netanyahu'yu yargılayabilir, devleti yargılayamaz. Dolayısıyla bunun için de 3 sebeple ceza mahkemesine konu edilmiş olması gerekiyor. Birincisi savcıya mağdurlar veya ilgililer müracaat eder, delillerini sunar, o resen soruşturma yapar. Her durumda savcının soruşturmaya geçmesi gerekiyor. İkinci bir sebep de onaylayan devletlerden biri müracaat edebilir bir hadiseyi. Ve çok önemli bir hüküm daha var. Taraf olmayan yani sözleşmeyi onaylamayan ülkelere, ülkelerde de savaş suçları soruşturulabiliniyor. Ancak bunun için de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir karar almış olması gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde mahkemenin önüne gelen bir dosyada yıllara dayalı Uganda'da hak ihlalleri olmuş, işte Sudan'dan olmuş, benzeri şeyler olmuş ama çoğu zannedersem sonuçlanmadı. Ya zaman aşımından durmuş ya yakalanamadı ki bu mahkemenin askeri bir gücü yok. Uygulayamıyor. Yakalama
sağlayamıyor. Ve dolayısıyla çok sayıda dava olmasına rağmen bilmiyorum sonuçlanan, yani ilginin aleyhine sonuçlanan dava var mı? Ben onu bilmiyorum ama çoğunlukla olmadığını biliyorum. Bir Kadafi için yakalama çıkartmışlar. Bir Kadafi için vardı. Yani Kadafi de öldü zaten. Evet. Yani ondan dolayı bir o vardı. Şimdi mesele şu. O zaman niye kuruldu? Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dünya beşten büyüktür ifadesi, adil bir dünya mümkün. Uluslararası bu kuruluşların hiçbir fonksiyonun olmadığı görülüyor. Örneğin Uluslararası Adalet Divanı da var. Devletleri yargılıyor. İsrail Devleti'nin bu durumda yargılanması gerekiyor. Soykırım uygulanıyor. Hiçbir devletin müracaatı yok. Yani ceza mahkemesi bireyleri yargılıyor. Uluslararası Adalet Divanı da devletleri yargılıyor veya devletlerle ilgili meseleleri çözüyor. Dolayısıyla oraya başvuru yok. Bu ceza mahkemesinde bir soruşturma başlatılmış. Bugünkü kısmı da kapsayacak muhtemelen. Ama sonuç etkili değil ki, insanlar ölüyor. Yani bir tedbir yok. Bütün mesele aslında evet, oradaki. Şeye geldiniz, sizin asıl önemli sorunuz. Çok önemli. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de müdahale edebilir. Buna hiç engel bir durum yok. Yani diğer uluslararası kuruluşlar müdahale edebilir. Düşünün, uluslararası kuruluşlar, örneğin kadın kuruluşları var. Sözleşmelere, uluslararası sözleşmelere binaen kurulmuş çocuk kuruluşları var. Hiçbirinde bir ses çıkmıyor. Evet, hiçbir ses çıkmıyor. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı çok önemli bir örnek. Amerika ne yaptı? Yaptırım kararı aldı mı Rusya'ya karşı? Aldı. Aldı. O halde İsrail'e karşı neden alamıyor? Ve hiçbir ülke yaptırım kararı alamıyor. Bu siyasi düzeni oluşturan güçlerin dünya güvenliğini sağlamakta yetersiz kaldı. Bilakis dünyayı kaotik bir noktaya doğru hızla sürüklüyorlar. Kesinlikle. Mesele bu. Yani yaptırım uygulanabilir, devletler düzeyinde uygulanması mümkün ki bir bütün olarak. Amerika nasıl yaptırım uyguluyorsa Körfez ülkeleri de uygulayabilir. Kesinlikle. Diğer ülkeler de, Avrupa Birliği de uygulayabilir ve yapmıyorlar bunu. Yani bir şekilde meslektaşlarım da değindiler. Hamas'ın yaftası, terör örgütü yaftasına sığınıp sözüm ona kara bir propagandayla dünya kamuoyunu, şimdi de Hizbullah'ı, evet, Lübnan Hizbullah'ını devreye soktular. Hiç yapmaz o kadar, ama dünya insanlığını, halklarını durdurma şansları yok. Bu gidişat İsrail'in veya bu vahşete seyirci kalanların sonunu hazırlıyor. Onu da bilmeleri gerekiyor. Yani böyle sürdürülebilir kesinlikle değil bu. Şimdi yaklaşık bir 10-12 dakikamız var. Şunu soracağım esas. Yani aklıma şey geldi de, Ürdün'ün tavrı geldi. Aslında Mescid-i Aksa'nın tadilatı için Türkiye başvuruda bulunmuştu. Ürdün Türkiye'ye yerleşecek diye izin vermemişti. Yani evet, kendi aramızda bile bir birliktelik yakalamış, bir tadilat konusunda bile birliktelik yakalanamadı maalesef. Şimdi aslında her savaşın bir bilançosu var. Kayıplar noktası, can kayıpları hiçbir şeyin karşılığı olamaz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Tamam. Yaralılara da acil şifalar ve bir an evvel inşallah barış ve o yardım koridoru açılır, ateşkes sağlanır. Ama bu İsrail dediğimiz terörist İsrail diyelim. Ben devlet diyemiyorum artık. Oradaki acıları, bebekleri görünce bu İsrail ciddi anlamda parayı çok ciddi anlamda kullanan bir ülke ve bunların taptıkları da zaten para. Yani sonuç olarak baktığınızda bunlara baktığınızda Türkiye'nin de savaştan etkilendiği bir ekonomik boyutu var. Yok değil. En azından petrol boyutunda böyle bir sıkıntı zaman zaman yükseldi, zaman zaman düştü ama maddi anlamda sıkıştırma adına İslam işbirliği içerisinde, İslam ülkeleri işbirliği içerisinde bir yaptırım kararı alınamaz mı? Yani bununla ilgili Hakan Bey'in çalışmaları var. Partinin içerisindeki bir isimsiniz ikiniz de. Evet, ondan dolayı evet, size evet soruyorum. Sayın Üstadım, az önce Metin Bey izah etti. Bu Rusya-Ukrayna savaşında savaş başlar başlamaz hemen sanki önceden hazırlanmış yaptırım programları ard arda uygulandı ve tüm Avrupa Birliği, Amerika tarafından Rusya'ya ciddi yaptırımlar getirildi. Hatta bu yaptırımların önüne yine Rusya açısından Türkiye geçti. Çünkü orada da Rusya'daki halkları yaptırım
uygulamaya karar verdiler. Türkiye orada yine doğru bir yükseldi. Yine bir arabuluculuk süreci yürüttü. Yani az önce verdiğimiz örnek gibi hani Türkiye işin Müslüman, Arap ya da Filistin olmasına bakmıyor. Ukraynalı çocuk için de Türkiye aynı. Çocuk, ya da Rusya'daki mağdur olacak çocuk için de Ukrayna'da ölecek insanlar, insanlar için de arabuluculuk yapıyor. Tabii biz bir savaşta savaşın ekonomik boyutunun ve yaptırımların, ambargoların neye yol açacağını ve sonuçların ne olacağını aslında Rusya-Ukrayna savaşı biraz test etmiş olduk. Yani tabii o savaşta aslında Rusya yapılan ambargolardan etkilenmedi. Çünkü ciddi bir petrol ve gaz kaynağı vardı. Aslında onları yaptırımla tehdit eden ve kendi yaptırımları sonucu etkilenecek devletlerde bu yaptırımı uygulayanlar oldu. Tabii aslında orada da bir yaptırım gözükse de aslında el altından çok sayıda haberleri yapıldı. Akitleri izledik. Tabii petrol transferleri Rusya'nın Yunanistan üzerinden ya da işte Almanya işte bu kış için alıyorum ama diğer kış için almayacağım gibi. Hani böyle sembolik yaptırımlardı. Evet. Tabii konu İsrail olunca sizin dediğiniz gibi tavırlar bir anda değişti. Yani Ukrayna'da ölenler sivil ve çocukken nedense Batı ve Amerika Filistin'de şehit olan kardeşlerimiz için terörist yaftası vurmaya başladı. Sivil ya da sivil olmayan işte mücadele eden savaşçıları ayırmamaya başladı. Tabii burada en büyük sıkıntı oradaki Arap Körfez ülkelerinin ya da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın çok ciddi bir aksiyon alamaması. Yani Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan biliyorsunuz hemen bir Körfez turuna çıktı. İşte Mısır'la görüştü, Ürdün'le görüştü, işte Lübnan'a gitti. Rusya ile görüştü. Tabii Türkiye burada aslında o Arap ülkeleri arasındaki koordinasyonu, Müslüman ülkeleri arasındaki koordinasyonu sağlamaya çalıştı. İşte Refah sınır kapısının açılmasında ama tabii biliyorsunuz burası Orta Doğu. Yani buralarda dengeler her zaman 1 saatte 24 saatte değişebilir. Burada şeyi soracağım. Wagner'in katılma olayını duyduk. Ondan yani sonra şöyle, Çin'in etkisi var. Yani tabii burada aslında bölgesel sıçrama olacak bakarsak mı? Aslında bu Çin ve biliyorsunuz Amerika'nın dikkati Tayvan'a ve Ukrayna'daydı Avrupa'nın ve Batı'nın dikkati. Bir anda bu İsrail savaş sebebiyle tüm dikkatler Orta Doğu'ya çevrilmiş oldu. Yani aslında Çin'in burada topa ciddi anlamda girmesi kendi üzerindeki okların bu tarafa çevrilmesi sebebiyle oldu. Çünkü bir anda gündem Uzak Asya unutuldu, Tayvan krizi. Bir anda gündem buraya döndü. Ya da Ukrayna-Rusya krizi şu an konuşulmuyor. Bütün gündem Orta Doğu. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar buraya uygulanır mı? Şimdi tabii Batı'nın bir yaptırım uygulamasını kesinlikle beklemiyoruz. 200'lü bir Batı var karşımızda. Kendi ürettiği canavara yaptırım uygulayacak değil. Çünkü azmettirici kendisi zaten. Azmettirdiği kişiye bir yaptırım yapmaz. Daha çok onu teşvik eder ve yapıyor. Kesinlikle. Kargo silahlar geliyor. Evet. Tabii petrol ambargosu ben kesinlikle beklemiyorum. Çünkü şu anda bölgede bu kararı alabilecek Arap ülkeler açısından konuşuyorum. Türkiye haricinde ya da birkaç Müslüman ülke haricinde başka ülke yok. Yani çünkü şimdiye kadar cılız bir kınama dışında bazı bir ülkelerden şey hiçbir şeyi göremedik. Vatandaşları tabii, daha çok ses çıkıyor. Yani işte halklar, siz halklardan ne kadar saklarsanız saklayın, elinde sonunda o sahaya, o meydanlara iniyor halklar. Tabii burada Mısır ve Ürdün'ün çok önemli duruşları. Çünkü Ürdün biliyorsunuz dediğiniz gibi uluslararası anlaşmalarla ve 6 gün savaşlarından sonra Mescid-i Aksa'nın işte koruma ve kollama yükümlülüğü Ürdün devletinde. Ama tabii bu ne kadar yerine getiriliyor? Meçhul. Şu an Mescid-i Aksa tamamen fiili olarak bir İsrail işgali altında Kudüs. Evet, Mısır, tabii Mısır'ın şöyle okumak lazım. Aslında Mısır'ı tabii her ne kadar Refah sınır kapısının açılıp açılmaması konusu iki uçlu bir denklem. Neden diyeceksiniz? Çünkü eğer siz Gazze'deki herkesi tahliye edip Refah'tan Mısır'a yerleştirirseniz bu sefer İsrail'in boşalan bir Gazze'yi işgal etmesine yol açacaksınız. Yani aslında Mısır orada bir denge gözetmeye çalışıyor. Şöyle bir denge gözetmeye çalışıyor. Eğer Gazze'yi boşaltmadan çok ağır yaralıları almaya çalışıyor. Bu Mısır özelinde doğru bir politik aslında. Çünkü bazı tabii biz de yorumlarda ve sosyal medyada görüyoruz. İşte Mısır neden tüm herkesi kendisine çekmiyor sivil halkı diye. Siz şimdi Gazze'yi boşaltırsanız İsrail'in dediğini yapmış olursunuz. Çünkü İsrail'in amacı Gazze'yi boşaltıp tamamen orayı işgal etmek ve ele geçirmek. Siz eğer bugün Gazze'yi boşaltıp İsrail'e verirseniz, bugün işte Amerika diyor ki işte Gazze'yi Hamas'tan alıp işte garantör ülkeleri yönetireceğiz ya da Filistin devletini yönetireceğiz diyor ama öyle bir şey olmayacağını hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Yani yıllardır iki devletlik karar alınmış. Bu karar uygulanmıyor. O sebeple Mısır kendi açısından belki de doğru bir politika izliyor. Tabii burada asıl önemli olan Suudi Arabistan, işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi devletlerin ciddi anlamda bir devreye girmesi. Tabii onlar da daha önce biliyorsun Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'i tanıdı ve İsrail'e diplomatik ilişkilere başladı. Suudi Arabistan tam başlayacaktı. İşte bu 7 Ekim olayları patlak verince
İsrail'le askıya aldı. Ama tabii Suudi Arabistan'dan beklenen tepki gelmedi henüz. Yani bu petrol ambargosu zaten söz konusu dahi değil. Hatta hava sahası bile kapatılmadı Amerika ve İsrail'e. Çünkü normalleşme yani düşünün ki bugün işte başka bir ülkeden İsrail'e atan füzeler Ürdün ya da Suudi Arabistan hava sahası tarafından durduruluyor. Yani bu normalleşmeler şu an bitmedi. Sadece ara verildi normalleşmelere. Bir virgül koydular. Yani muhtemelen İsrail Filistin şu anki savaş bir ateşkes olduğunda ya da bittiğinde ben Suudi Arabistan'ın yine eski görüşüne dayanarak normalleşeceğini düşünüyorum. Tabii Türkiye'nin duruşu çok önemli. Farklı bölgelere sıçrama ihtimali var mı? Şöyle bu ateş Lübnan'a sıçrar. Yani tabii her ne kadar Hizbullah lideri Nasrallah dün yaptığı açıklamada 8'inden beri savaştaydı. Yani savaştaydı. Tabii o açıklamada yani daha fare doğurdu şeklinde oldu. Yani tabii herkesin beklentisi Gazze, Hamas orada mücadele ederken Lübnan'ın, Hizbullah'ın kuzeyden bir cephe açmasıydı. Ben orada şunu gözlemledim, yanlışsam ne olur siz de düzeltin. Ben orada bir mezhep savaşına yol açılacak yani şöyle, gibi bir zemin hazırlanıyor yani gibi tabii gördüm. Yani tabii orada yani bu İsrail şöyle bir devlet. Siz İsrail'e bir şey yapmanıza gerek yok. İsrail zaten hiçbir şey yapmadan da kendi inandığı o yalan argümanlarına dayanarak sizi katleder. Yani şimdi bazı işte insanlarımız diyor ki işte Hamas yaptı diye. Hayır, 50 yıldır orada insanları katlediyor İsrail zaten. Kesinlikle. 50 yıldır Gazze'de çocukları, bebekleri öldürüyor. Batı Şeria'da, Cenin'de, Nablus'ta, kendi vatandaşlarının ölmesine bile izin veriyor. Yani bugün İsrail sanki Hamas bu saldırıyı yaptı diye orada bir katliam. Zaten İsrail katlediyordu. Yani bir Gazze'li kardeşimizin bir açıklaması vardı. Yani biz 50 yıldır zaten ölüyoruz. Bu bombayla ölsek ne olur diyor. Evet. Çok doğru bir tespit aslında. Yani 50 yıldır zaten ölüyorlardı. Tabii burada Türkiye'nin duruşu çok önemli. Yani gene dönüp dolaşıp Türkiye'ye geliyoruz. Yani burada en sert tepkiyi ve fiil olarak da büyükelçimizi de bugün çektik. İsrail'ler yapmak amacıyla Tel Aviv büyükelçimizi. Yani bakın bugün en sert tepki ve en ciddi tepkiyi Türkiye'ye koymuş durumda. Yani dediğiniz az önce Fahrettin Altun meselesi, meslektaşım da bahsetti. Hazreti Ali'nin çok güzel bir lafı var. Zulmü durduramıyorsanız duyurun diye. Yani duyurun, bugün zulmü duyuran Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. İşte Fahrettin Altun Hoca, Anadolu Ajansları, diğer medya organları oldu. Yani bu zulmü dünyaya duyurduk ve belki de dünya haklarının sahaya inmesine vesile olduk. Çünkü bugün bakıyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne delil olacak görüntüleri meslektaşım söyledi. Yani o görüntüleri yine Anadolu Ajansı tespit etti ve dünyaya duyurdu. Yani zaten bu delillerin ortaya çıkması İsrail'i ve Amerika'yı ürkütüyor. Tabii Amerika zor durumda kaldı. Bugün Blinken'ın bir açıklamasını okudum. Blinken tabii İsrail'e açık destek veriyor ancak işte Arap ülkelerindeki hakların sahaya inmesi. O da yani tavşana tut, tazıya kaç. Tazıya gibi kaç diyorlar. Yani hani çok güzel bir söz vardır. Hani tazıya tut, tavşana kaç. Kurtla yiyip çobanla ağlar diye. Yani Amerika'nın bugün tam yaptığı odur. Hani kurtla yiyip çobanla ağlıyor. Aynen, diğer taraftan öyle. İsrail'e saldır diyor. Bebekleri katlettiriyor. Arka planda da sanki ateşkes olacak istemiyor. Diyor. Ateşkes olacak diye insanları kandırıyorlar. Yani demek istediğimiz iki yüzlü dünyanın bugün tam olarak eskiden dedelerimiz babalarımız anlatırdı işte Batı'nın tavrını 200'dür diye. Biz bugün tam bunu yaşıyoruz şu an. Yani çok net bir şekilde atalarımızın ve söylemiş olduğu gavur şekilde, bunlar aslında. Arsız bir şekilde utanmadan hiç sıkılmadan bunu açıkça yüzümüze söylüyorlar. Kesinlikle. Evet. O yüzden atalarımız her zaman söylemiş ya hazırdan post gavurdan dost olmaz diye. İşte o gavur bunlar herhalde tam anlamıyla. Bu arada değerli izleyiciler saat 11'de 38. kurultayda oy verme işlemi bitti. Sayımlara geçildi. Sayımlar netleşince sonuçları da açıklayacağız. İkinci bölüme geçeceğiz kısa bir reklamdan sonra. Geleceğinin geleceğiyle ilgili bir istek, arzu değil. Siyasi bir duruş değil açıkçası. Yarar eksenli olduğundan dolayı ve bugün anlaşılıyor ki o delege iradesinin şu veya bu şekilde etkilendiğini, etki oluşturulduğunu ve bu siyasi duruş delegeler de bu siyasi duruşa sahip olmadıklarını ben anlıyorum. Öyle değerlendiriyorum. Hı hı. O anlamda açık iradesi başka faktörlere açık bir delege böyle bir sonucu oluşturabiliyor. İşte ikinci tura kalır, belki üçüncü tura kalır. Belki şeyler değişir, yine Kemal Bey kalır yerinde, onu bilemeyiz. Tabii netleşen çünkü yakın bir şey. mesafe var. Ama her durumda muhalefetin ülkeye sahip çıkacak politikalar üretmesi gerekiyor. Diğer muhalefet partilerinde de yine bir sıkıntı var. Yani Özgür Özel'le birlikte sadece popülist politikalarla AK Parti karşısında bir ittifak yolu bulunabilir mi? Sayın meslektaşımız söyledi.
CHP ile kopuş sağlandı. Bu süreç içerisinde İYİ Parti olmayacak şekilde. Yeniden İYİ Parti ile dışarında senaryosuyla, etkisiyle bir ittifak gerçekleştirilerek milli duruş gösteren Cumhur İttifakı'nın karşısında yine İstanbul kazanılabilir mi? Birkaç belediye alınabilir mi? Bunun hesabı için bunların denir. Senaryosu evet. Ve hesaplamaları yapılıyor. Evet. Mehmet Bey, şimdi delege konusundan devam etmek istiyorum. Teşkilatları çok iyi bilen bir isimseniz, yıllardır orada görevde yaptınız. CHP delegesi, CHP tabanındaki seçmenin sesi mi sizce? Tabii şimdi AK Parti kongreleriyle CHP kongreleri arasında çok keskin bir fark var. Yani tabii ki. Bizim kongrelerimiz bayram havasında ve gerçekten o ilçeye, ilçedeyse ilçede, beldeyse beldeye, ildeyse ile genel merkezde, genel merkezde neyse, gerçekten o ilçeye bir şey verebilecek, fayda sağlayabilecek ya da o ilçe, belde ya da il için en iyi kadroların oluştuğu ve gerçekten adeta böyle işte her bölgeden, her renkten, her sesten insanların yer aldığı ve gerçek kavganın, gürültünün, hakaretin olmadığı bayram şeklinde, yani AK Partililer için kongreler bayram günü gibidir. Yani biz orada hem demokratik hakkımızı kullanırız hem de gerçekten görmediğimiz insanları görürüz, konuşuruz, istişare ederiz. Ama bugün Cumhuriyet AK Partisi kongresine bakıyorsunuz. İşte küfürler, hakaretler, kavgalar, işte söz kesmeler dersiniz. İşte hançerledin gibi çok ağır ithamlar mı dersiniz? Özgür Özel'in söylediği bir kılıç olayı var. İşte bir kılıçla fotoğraf verip işte değişimcileri işte kılıçtan geçireceğiz gibi çok ağır, tehditvari paylaşımlar mı dersiniz? Öncelikle bu ayrımı AK Parti ile CHP arasında yapmak lazım. Tabii oy kullanan delegeye gelince, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllardan beri bilinen bir delege partisidir. Yani hep şöyle bir Cumhuriyet Halk Partisi hakkında bir ifade vardır. CHP delege partisidir. İşte delegeleri elinde tutan seçimi kazanır diye. Tabii biz de bugün bunu görüyoruz. Tabii bugün genel merkezde oy kullanan delegeler il kongrelerinde seçilmiş delegelerden bütününü oluşturuyor. Yani bugün örnek veriyorum, İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Kongresi'nde seçilmiş işte 200 doğal delege, 200 küsür delege bugün genel merkez kongresinde oy kullanıyor. Tabii aslında değişimci ve mevcut genel başkancı ekibin yarışları olduğu illerde. Tabi bu delegelerin tamamı da aslında o illerde süren yarışların sonucu oluştu. Yani örnek diyeyim ben size, İstanbul'da değişimciler kazandı. Ankara'da Kılıçdaroğlu'nun ekibi kazandı. Orada delegeler belirlenirken CHP başkanları tarafından, eğer Kılıçdaroğlu'na oy vereceksen seni yazıyorum şeklinde baskı ve diğer unsurların tehdidi altında delegeler seçiliyor. Yani aslında delegelerin seçimiyle Ankara'da bence, yani benim fikrim sadece bu, değişimciler parti tabanında daha güçlü. Ama parti yönetimine bakarsanız Kılıçdaroğlu ekibi kazanmış durumda. Yani partinin sesini, CHP'nin tabanını delegeler yansıtmıyor. Bu çok net aslında. Çünkü Ankara olsun, İzmir olsun, değişimciler daha fazla halktan teveccüh görüyor CHP'li seçmen tarafından. Ama CHP'li seçmenin iradesi kendi partisinin kongrelerine yansımadı illerde ve bu vesileyle de genel merkeze yansımadı. Ancak şöyle çok ilginç bir durum oluştu. Ben bugün onu görüyorum. İmza veren sayısı kadar oy alamadı Kılıçdaroğlu. Yani çok ilginç. Evet, evet. Yani bu ilginç bir santere. Bu ne demek oluyor aslında? Renk vermeyen delegeler Özgür Özel'e oy verdiler. Bunun sebebi nedir? CHP'deki baskıcı tutum sebebiyle. Eğer ben rengimi belli edersem, işte parti üyeliğinden dahi atılmaya, hain çok ilan büyük, edilmeye dahi giden bir süreç var. Yani delegeler ne yaptı? Burada Kılıçdaroğlu'na imza verdiler genel başkan olması için, ama oylarını Kılıçdaroğlu'na vermediler. Yani bu çok ilginç bir durum aslında. CHP tarihinde görülmemiş bir durum. Bu sebeple bu da aslında CHP'deki baskının, işte genel başkana %100 biat etmenin baskısının sonucunu bize... Tanju Özkan rahatlamıştır. Aynen gösteriyor. Tabii burada aklıma... Özcan pardon. Burada aklıma şu geliyor. İnönü'nün Ecevit'e kaybettiği kongre geliyor. Orada da aynı durum aslında gerçekleşmişti tarihe girerken. Kesinlikle. Ama orada İnönü çekilmişti biliyorsunuz Ecevit'e karşı. CHP'nin tarihi hep tekrar üretiyor. Evet, aynen öyle. Aynı bugün aynı durumu biz de yaşıyoruz. Dedik ya, Batı'nın iki yüzünü yaşadık. İşte şu tarihte pandemi yaşadık. İşte afetler yaşadık. Tüm her şeyi yeniden yaşıyoruz adeta. Burada aynı bir durum söz konusu. Sosyal medyaya baktığımızda CHP'li troller olsun, CHP'li sosyal medya hesapları Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi gerektiğini söylüyor. Ama ben Kılıçdaroğlu'nun o hırsı ve o aslında genel başkanlık makamına aldığı güçten dolayı çekileceğini düşünmüyorum.
Tabii CHP tüzüğü ikinci turda da salt çoğunluk arıyor. Üçüncü turda çoğunluk arıyor. Yani çok ilginç bir gece dediğim gibi. Kılıçdaroğlu'nu kendi delegesi dahi kandırmış oldu. Yani, arkadan hançerlenmiş gerçekten. Hançer dedi. Aslında bir hançer de delegelerden yemiş oldu. Delegeleri hançerle suçlamışken hani bir laf vardır halk arasında. Sen de mi Brutus diye. Aslında evet. Gerçekten. Brutusler çoğaldı. Aynen öyle. Evet. Brutusler çoğaldı. Kılıçdaroğlu herhalde hayatı boyunca unutmayacağı bir darbe aldı. Hadi kaybettiği 13. seçim oldu bu arada bu. Hani bize karşı 12 tane kaybetmişti. Kendi ama Hadi Bey'in söylemiş olduğu 13. seçimi kaybetti. Hadi Bey'in söylemiş olduğu aslında çok kritik bir nokta. Hep kaybettiğinde de yanında Özgür Özel vardı. Abi. Seçimi kaybettiren yine adam. Yine yanında Özgür Özel. Yani. Yani. Bir kez karşısında. Şimdi Hadi Bey biraz rakamsal gideceğiz bazı şeylerde. Türk halkına sorulduğunda 100 kişiden bahsedelim. Türkiye'nin en önemli sorunu bakıldığında herkesin tahmin ettiği ekonomi %70 diyor. İşsizlik, adalet, savaşlar, mülteci, eğitim, iç karışıklık, hükümet, terör gibi bir sürü sıralamalar var. Şimdi bu sorunları kim çözer dediğimizde çok ilginç bir sonuç var. Kimse diyen %33'lük bir kesim var. Yani küresel anlamdaki bütün sıkıntılar ciddi anlamda siyasete biraz insanları ne bileyim soru işaretinde bırakmış. Yani güveni kalkmış demeyeyim de soru işaretinde bırakmış ama daha sonra bakıyorsunuz %24'lük bir kesim AK Parti diyor. Yani 100 kişi de 24 kişi böyle söylemiş. %10'ların altında zaten CHP'ler falan diğer partiler geliyor. Şimdi yerel seçimlere döndüğümüzde ise şöyle bir şey var. Başkan adayının projeleri %46.6 ile yerel seçimlerde oy kullanırken oy tercihinizi belirleyen en önemli faktör. AK Parti'nin bütün seçimlerde başkan adayları projelerini açıklamıştır. Yani bugüne kadar belediyecilikteki her zaman ortaya çıkan sonucun en önemli etkenlerinden bir tanesi bu. Partinin lideri ise çok ilginç 25.8'lik yani %25'ini etkiliyor seçmenin kararını. Yani %26'ya yakın bölümü. Şimdi Özgür Özel lider olduğunda belediye başkanları seçimi kazanabilecek midir? Ya, yerel seçimlerin dinamikleri biraz farklıdır yani o dinamikler biraz her bölgenin, her ilçenin, her beldeninki dahi farklıdır yani. Siz sadece proje üretiyorsunuz diye kimse tarafından seçilmezsiniz ama şöyle bir şey var. Gerçekçi olmanız gerekiyor. Kesinlikle. Olabilitesi yüksek olan projeleri sunuyor olmanız lazım. Bir de o halk için yani o bölge için acil olarak adım atılması gereken projeler olması gerekiyor. Şimdi AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın en fazla rağbet edildiği nokta burası yani. Ama şimdi İmamoğlu'na baktığınızda İstanbul'da bir furyayla geldi. Bir sürü söz verildi. %90 geçen Tevfik Bey açıkladı galiba bir oranı %98'ini mi %94'ünü mü ne yapmamış zaten. Yapmamış. İzmir keza öyle, Bursa öyle, Eskişehir öyle. Bakıyorsunuz yani CHP'li belediyelerde bu sözlerin hiçbirisi tutulmuyor. Şimdi şöyle siz bazı yerleri işte biz sadece hani halk tamamıyla projelere yönelmiyor. Etnik olarak hangi parti orada daha çok parti kök salmışsa, ideolojisi daha fazlaysa, daha çok çalışma yaptıysa onun da çok bir etkisi var. Tabii İzmir gibi bir şehre baktığımız zaman onun etkisi civarı, daha fazla evet. olarak karşımıza çıkıyor. Ama genel itibariyle yani bir çoğunluğu ele aldığımızda daha çok o yerel seçime girecek adayın kabiliyeti, önderliği ya da oradaki liderliği yapabilecek gücü ve yapabilecek projeye sahip olan ekibine bakılır yani. Onun için o yerel seçimlerdeki kısım kesinlikle o bölge için faydalı olabilecek, yararlı olabilecek, aciliyet gerektiren proje hangisi ise onları açıkladığınızda ve bununla beraber kaynağınızı da açıkladığınızda seçilebiliyorsunuz. Tabi burada baktığınız zaman yerel seçimlerde kazanan adayların devamlı aynı kişiler olduğu ve bir kere denendikten sonra eğer sözünde duruyorsa bunun devam ettiğini görüyorsunuz yani. İster bağımsız olsun, ister bir parti adına katılmış olsun, isterse zıt bir partide dahi aday olmuş olursa dahi genelde bu adayın kazandığını görüyorsunuz. Onu da görüyoruz. Doğru, tabii halkın bir de bir kriteri daha var. Hükümete ait olan, hükümete yakın olan ya da hükümetin partisinden bir adayın
kazanma ihtimalin daha yüksek olduğudur. Neden? Çünkü sizin sorunlarınızı giderebilecek merkezi yönetimden o bütçeyi alabilecek adayların da ne kadar hükümete yakın olursa ya da hükümete yakın olan partiden aday olan aday kazanmışsa o projelerin oluşma ihtimali ya da yapılma ihtimali daha yüksek olacağıdır yani. Tabii şunu da söylemeden geçmemek gerekiyor. Özgür Özel eğer seçilirse yerel seçimlerde çok bir farklılık olacak mıdır? Tabii ki hani az çok olsa olacak yani. Neden? Çünkü diğer ittifak partileriyle, diğer partilerle beraber bir ittifak kuracaktır. Ve bu ittifak sonucunda da hani matematiksel hesap her ne kadar tam anlamıyla orayı yansıtmasa da etkisi olacaktır yani. O etkiyi muhakkak Özgür Özel eğer seçilirse ve diğer partilerle bir ittifak yaparsa kurulacaktır yani. Ancak yerel seçimlerde tabii ki adayın başarısı, adayın projesi, adayın orada kendisini halkın nasıl kabul ettirebileceğidir yani. İsim de çok önemli. Kesinlikle. Metin Bey, bir diğer bölümde şu aslında, ittifaklar tekrar yeşerebilir Sayın Özel'in seçilmesiyle demiştiniz. Şimdi tamam, Meral Hanım tamamen kapıyı kapatmış gibi gözükse de Özgür Özel'den sonra tekrar bir hareketlenme ivme kazanabilir ama bununla beraber işte Temel Karamollaoğlu, ondan sonra Davutoğlu, Babacan noktasına baktığımızda onlardan çok büyük bir etki çıkar mı çıkmaz diye düşünüyoruz. Onlar da kendi adaylarıyla çıkacaklarını söylemişlerdi. HDP boyutu ayrı. HDP ile zaten herhalde büyük ihtimalle ittifakla girerler. Onu da tahmini söylüyoruz ama ya da tamamen farklı bir pozisyon olur mu? İttifaklar konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi bir kez karşımızda kim olursa olsun AK Partisi'nin çalışmalarını görmek gerekiyor. Biraz önce sormuş olduğunuz o projeler bazında işte adayın tercihi yüksek olduğu konusunda doğrudur. Birçok parametre var ama en önemlisi adayın ürettiği projeler ve onu uygulayabilir güvenirliliği. Yani İsim adayın kendi önemli, karakteri de önemli. AK Parti bir kez burada 1-0 önde yani. Bu en önemli parametreyi AK Parti sağlıyor. Yani gelecek adayıyla, projeleriyle birlikte bir güven sağlıyor. Adaylar Ocak'ta mı açıklanacak bu arada? Evet, Ocak'ın başlarında falan hazırlık ona göre gidiyor. İkincisi, AK Parti'nin merkezi yönetimi almış olması nedeniyle tüm kritik şartlara rağmen muhalefet bu süreçte yıprandı, güven veremez hale düştü. Büyükşehir yöneten, özellikle İstanbul'u yöneten belediye başkanı, diğer büyük şehirlerde de geçerli hemen hemen ama burası daha farklı. Yeniden adaylaşması durumunda çok büyük bir güven kaybının olduğuna inanıyorum. Yani çünkü İstanbul'u yönetemedi. Hiçbir şey yapılmadı. Sadece halen yanıltma üzerine kurulu, algı idaresine dayalı bir süreci izliyorlar. Hiç kuşkusuz İstanbul İttifakı'ndan söz ediyorlar. Yani bu herkesi kapsayacağı şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bence belki hani işte diğer partileri, AK Parti partiden diğer unsurların, İYİ Parti dışındaki unsurlarının da bu sürece destek vermeleri mümkün olabilir. Peki, bunu da hesaba koymak şimdi lazım. Eğri oturalım, doğru konuşalım diye bir laf var. Yani bu kadar ittifakla gelen bir İmamoğlu var. Ne yaptı? Yani ittifakla gelen belediye başkanı diyet ödemekten başka ne yaptı? Yani hiçbir şey yapmadı. Yani ittifak adayı ne demek? Ben bunu anlamaya çalışıyorum, yani hala anlamadım. Hizmet edebilecek pozisyonda halk seçti. Yani İstanbul'da bir miktar boşluk vardı. Şöyle bir şey oldu. Ekrem İmamoğlu yeni çıktı. Bir şekilde algı üretildi onunla ilgili. Kapsayıcı olduğunu, demokrat olduğunu, herkesi kucakladığını, hizmet üretmeye çalıştığını... Bu süreci tamamen... Seçilen başkan da başkanlık yapamıyor. Evet, medya yani vasıtasıyla şey kazandılar. Ve halk da bu amaçla oy verdi. İstanbul daha iyi yönetebilir düşüncesiyle verdi. Öyle bir algı yaratıldı. Yani halk yanıltıldı. Ama söylendiği gibi olmadığını halk gördü. Hiçbir şey yapmadı. Bilakis İstanbul bütçesiyle, bakın CHP içerisindeki delegelerin etkisine kadar uzanan bir sürecin
kesinlikle. Ki Ekrem İmamoğlu tarafından idare edildiğini söylüyoruz. Belki İstanbul bütçesinin, bilmiyorum, biz bir ara konuştuk, bir trilyona yakın bir tanıtım adı altında harcama yapıldı söyleniyor. Yani bir de İstanbul'un parasının, İstanbulluların vergisinin parasının hizmete dönüştürülmesi gerekirken boşa harcandı. Yani başka yerlere harcandı. 4,5 yıl heba edilmiş, evet, bir İstanbul var. Oldu. Yani. Evet, yani o anlamda ittifaklarda şunu anlamak gerekiyor. Bir kez AK Parti gerçekten de yerel seçimlere ciddi hazırlanıyor. Adaylar üzerindeki çalışmalar çok titizlikle yapılıyor. Bir proje üreten bir partidir. Hizmet üreten bir partidir. Eser siyasetiyle ayakta duran bir partidir. Dolayısıyla yerel seçim deneyimleri itibariyle, ben dün Beykoz'daydım. Hı hı. Atıl bir alan ama fevkalade güzel bir alana dönüştürülmüş. Hem sanat alanında, hem tarih eser alanında, hem spor alanında, hem işte çevre ve tabiat koruma alanında devasa işler yapılmış. Yani oraya kim giderse gitsin, o yapılanları gören halk tercihini değiştirmeyecektir diye düşünüyorum. Yani İstanbul'da Ekrem İmamoğlu aleyhine tercihini değiştirecek sebebi şu: vaat edilenler yapılmadı. Sayın meslektaşlarımız da söyledi. Metro, yani yapılmadı. İSKİ, hiçbir İETT, şey yapılmadı. Yani yapılmayan şeyler, AK Parti döneminde başlanmış projeler sanki yeni yapılıyormuş gibi de bir yalan algısına dayalı bir süreç de izleniyor. Bir de bir aldatma boyutu var. Ne yazık ki bu böyle. Maalesef. Bu nedenle yani hiç kuşkusuz muhalefetin bir bütün olarak, yani geçmiş dönemde ittifak ettikleri gibi, yine bir süreci hazırlayıp deneyeceklerini düşünüyorum. Ama halkı yanıltma şansların olmayacağını düşünüyorum. Peki ben, bu ittifakı gerçekleştirecek süreç bunlarda var mı? Yani sonuçta Mart'ta süreç seçim. Süreç de yok. Yani çok onu çok sağlıklı bir şekilde götüreceklerini de düşünmüyorum. Götürdüklerini varsaysak bile biz yine o süreçte şu veya bu şekilde İstanbul'u düşünerek özellikle söylüyorum, muvaffak olma şansları yok. Yani AK Parti İstanbul'u kaybetmenin, İstanbullulara hizmette aksamanın olmasının üzüntüsü içerisinde, ne olursa olsun İstanbul'u tekrar kazanacağız. Çok da iyi hizmet edilecek. İstanbul da bunu hak ediyor. İstanbullular da bunu hak ediyor. Böyle kandırmalarla gidilebilecek bir süreç yok. İttifak düzeyinde kendi işlerinde sıkıntıları var ama gerçekten de o Mayıs seçim süreçleri öncesi onları bir arada tutan güçlerin halen aktif olduğuna inanıyorum. Cari olduğuna inanıyorum. Yine bir arada tutmaya çalışacak. Ben öyle kabul ederek AK Parti'nin çalışmalarını nazar alarak onların da hüküm sürmeyeceğine inanıyorum. Evet. Mehmet Bey, CHP başkanlığı, CHP sadece CHP başkanlığı mıdır? Tabii Cumhuriyet Halk Partisi kendi iddia ettiği üzere işte Cumhuriyet Birlikte kurulduk, işte kurucu partisi gibi söylemlerle bugüne kadar geldi. Ama aslında kurulan CHP ile bugünkü CHP kesinlikle aynı CHP değil. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi değil. Çünkü bugün İHA ve SİHA'lara laf eden ve bunları adeta bir Türkiye Cumhuriyeti düşmanı ağzıyla karalayan bir Sezgin Tanrı kurumunun olduğu bir CHP. Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'a selam gönderen bir CHP. Seçim döneminde gördüğümüz üzere işte HDP ile çeşitli alanlarda ittifak yapan bir CHP. Batı ağzıyla Batı büyükelçileriyle buluşan ve bu buluşmada neler konuşulduğunu milletten saklayan bir CHP. Yol yürüdüğü, beraber olduğu genel başkan vekillerini başkan vekillerinden habersiz anlaşmalar, protokoller yapan ve bunu milletten saklayan bir CHP. Yani CHP genel başkanı sadece bir CHP başkanı değil. Aslında tüm bunları yapan ve bunları yapma sebebini, aldığı talimatları belli noktada hizmet eden bir genel başkan. O yüzden CHP'yi tek başına bir Cumhuriyet Halk Partisi başkanı olarak değerlendirmek doğru olmaz. Tabii bugün de biz aslında bunu görüyoruz. Tabii bugün Cumhuriyet Halk Partisi başkanı olan Özgür Özel de aslında yine az önce söylediğimiz gibi fikir ve zikir olarak Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir farkı olmayan
Adeta bir İsrail, Amerika, Almanya, bunun, Fransa ağzıyla Hamas'ı ilk kim terör örgütü ilan eder? 28 Mayıs'ta bunun çok örneklerini gördük zaten. Yani o altılı masa sürecinde, seçim sürecinde baktığımızda çok ciddi anlamda bugün söylediğini yarın unutan bir CHP. Yani şöyle diyelim, işte Yozgat'a gittiğinde ülkücü olan, işte İzmir'e gittiğinde sosyal demokrat olan, Hakkari'ye gittiğinde HDP'li olan bir CHP. Traktör gördüm. Meselesi var Sayın Özel'in meselesi. Tabii yani traktörün kahramanı da Özgür Özel'dir. Traktör sözünü yani, veren ve evet. Daha sonra ben bunu şaka amaçlı söylemiştim diye aslında milletle alay eden, uslupla bir beyan veren de şu anki genel başkan, müstakbel genel başkan diyelim. Özgür, olursa tabii. Olursa ha. Tabii Özgür Özel'dir. Yani CHP'yi tek başına CHP olarak düşünmemek lazım. CHP adeta içten işgal edilmiş. İşte Sezgin Tanrı Okulu gibi kişilerle ya da işte ittifak yaptıkları diğer hususlar tarafından işgal edilmiş kişilerdir. Ki Kılıçdaroğlu bugün bir önemli bir açıklama yaptı aslında. Dedi ki başka partilerden talimat almayan yol arkadaşı lazım bana dedi. Yani bir kendi genel başkan yardımcısına sen başka partiden talimat alıyorsun ithamını kendi genel başkanın yaptı. Bizim demek istediğimizi genel başkanın kabul etti. Sen başka bir partiden itham alıyorsun, talimat alıyorsun dedi. Eğer o kişi Özgür Özel'i kastetti. İyi Parti'den talimat alıyorsun. Başka da yok zaten. Sen İyi Parti'den talimat alıyorsan sen başka yerlerden de talimat alıyorsundur muhtemelen. Ben öyle düşünüyorum kendi yorumum. Yani değil mi? Sonuçta emir alan her zaman bir CHP seçmeni de her zaman emir alır. Her yerden emir alır yani. Her yerden eğer kendi menfaati uğruna her şeyi emir alabilir. Yani AK Parti nasıl milletin ve ülkenin menfaatini ön planda tutup ülke menfaati ve millet menfaatine aykırı olan her şeyden uzaklaşıp kaçıyorsa ve milletin sesine kulak verip bugün İsrail zulmüne karşı duruyorsa Cumhuriyet Halk Partisi tam tersi şekilde milletin karşısında milletin değerlerine aykırı gelen ne varsa onunla birlikte yol yürüyen, milletin ürettiği savunma sanayi ürünlerine karşı çıkan, milletin önemli değerlerine aykırı hareketlerde bulunan bir çizgi çekmişti. Tabii burada belediyeleri de az önce konuştuk. Ben İzmir'deydim işlerim sebebiyle. Tabii İzmir kokuyor derlerdi. Kokuyor mu? Ya ben gerçekten İzmir İstanbul'dan daha beter bir halde. Yani kesinlikle. Bu Körfez'de o bayraklı dönen mevkiden Alsancak'a geçerken inanılmaz bir koku. Ki Tunç Soyer'in bir 15 gün önce açıklamasını okumuştum koku yok diye. Yollar rezalet bir, adeta bir modern bir köy gibi İzmir. Kesinlikle. Çok ilginç. Bir metroya binmek istedim. İşte metroya binerken yani sonuçta bir uygulamayla ya da ne bileyim işte bir ödeme, kartla ödeme yapmak istedim. Sadece nakit geçtiğini söylediler. Akşamın 10'u, 11'i en yakın bankamatik 2 kilometre ötede oraya gidip para çekmemi ve geri gelmemi. Yani düşünün ki Türkiye'nin en büyük 3. Hangi şehri çağda? Ve en modern şehri olduğunu iddia eden bir yerde sadece nakit ödeme yapabilip başka hiçbir şekilde ödeme yapamıyorsunuz. Ve gece 11'de elinizde bavullarla sizin 2 kilometredeki bankamatiğe yürümenizi istiyorlar. Yani gerçekten İzmir belediyecilik anlamında çok geri durumda. Ama genel başkanları da otomatik İzmir halkı da bundan şikayetçi. Orada biraz nabız taksiye bindiğimizde yaptığımız görüşmelerde ben sadece İstanbul'un değil belki İzmir'in bile bu dönem AK Partili belediyecinin kavuşacağına inanıyorum. Çünkü gerçekten vallahi bir dönem dahi olsa yani, alsınlar hizmet alsınlar. Yani bugün yani. Sayın meslektaşım Başkanımız Metin Bey söyledi. İmamoğlu bugün yaptığı ve yaptığı icatların tamamı AK Parti döneminde yapılan ve başlatılan aslında %95 bitirilmiş projenin açılışını yaptı sadece İmamoğlu. Yani kendi sıfırdan başladığı hiçbir proje yok İmamoğlu'nun. Evet, sıfırdan başladı. Kesinlikle. Kesinlikle bugün çıksın desin ki ben şunu sıfırdan başladım ve bitirdim. Açıklayamaz. Ya bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi milyarlarca dolar bütçeye sahip ama bugün bir metrobüse bindiğinizde ya yanıyor, ya bozuluyor, ya devriliyor. Yani. Metroya biniyorsunuz ya su basar ya da bir anda durur. 16 yani milyon İstanbullu. Yani mevcutu dahi zaten yönetemeyen bir zihniyet var İstanbul'da. Mevcutu dahi yönetemeyen. Kesinlikle. Tek yapması gereken AK Parti'nin aslında o kurmuş olduğu o ağı yönetmek, korumak, ulaşım ağını ya da diğer belediye hizmetlerini yönetmekte. Onu dahi yapamayan bir İstanbul diyet ödedi. Belediyesi. Yani sonuç tabii, olarak neden yapamadı bunu? Çünkü emir aldığı yerlere hizmet etmekle meşgul oldu. Emir aldığı yerlere hizmet etmekle meşgul olmak için işte gitti, mitingler yaptı, işte büyükelçilerle balık yedi, İstanbul'da yağmur yağarken kayak yaptı, İstanbul'da kar yağarken balık yedi, İstanbul'da yangın olurken tatildeydi. Yani İstanbul haricinde neresi varsa orayla ilgilendi. Bir tek İstanbul'la ilgilenemedi. Ben İstanbul halkının çok ciddi bir dert vereceğini düşünüyorum İmamoğlu'na.
31 Mart'ta. Evet, seçimler geliyor. Yani AK Parti geliyor. Belediyecilik anlamında gerçekten kendini ispat etmiş bir parti. Yani bugün hangi AK Parti'de Büyükşehir Belediyesi'ne giderseniz gidin, gerçekten bir AK Partili belediyeye gittiğinizi hissediyorsunuz. Gerek ulaşım ağıyla, gerek belediyecilik hizmetleriyle, gerek sosyal hizmetleriyle. Yani bu belediyeciliği gerçekten hissetmiş insanlar tekrar tekrar AK Parti'ye oy veriyor. İnşallah İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin gibi büyük şehirler tekrar AK Partili belediyecilikle o modern köy havasından çıkıp gerçekten modern bir şehre, modern bir çehreye ve modern bir belediyeciliğe kavuşacaklar. İnşallah. Projelerin en önemli noktalarından bir tanesini de ekonominin oluşturduğunu unutmayalım. Ekonomi noktasında belediye başkanlarının da alternatif projeler üzerinde çalışmasında büyük fayda olacaktır. Her zaman olduğu gibi. Şimdi Hadi Bey, biz hep tamam oy önde de ya Kılıçdaroğlu başkan olursa? Şimdi çok bir şey değişmeyecek yani. Hayır, o sert söylemler var ya. Yani kimlerin şey gider, İmamoğlu devam eder mi? Yani şu, bir de o şu, senaryoyu konuşalım. Şöyle, önce halk tarafından İmamoğlu nasıl bir algı içinde ona bakmamız gerekiyor. Ondan sonra eğer halk tarafından seçilecekse ona rağmen Kılıçdaroğlu onu aday göstermezse onu konuşmak gerekiyor. Evet. Şimdi İstanbul'da değerli meslektaşlarım da burada dile getirdiler. Sayın Kadir Topbaş, Allah rahmet eylesin. Onun döneminde yapılan projeler şu an sayesinde İstanbul yönetiliyor ve İstanbul halen o projelerle kalmış durumda. Hala onun suyunu içiyoruz Veysel Bey. Onun dışında Sayın İmamoğlu İstanbul için herhangi bir şey yaptı mı? Oturup bakmak lazım ve halk, İstanbul halkı bunu çok rahat bir şekilde görebiliyor. Çünkü metrobüse biniyorsunuz, metrobüste sıkıntı olduğunu görüyorsunuz ve bunu belediyecilik, İmamoğlu belediyeciliğinden kaynaklandığını çok rahat görebiliyorsunuz. Metroda aynı şekilde. İETT'ye bakıyorsunuz aynı şekilde. İstanbul'a, İstanbullulara hizmet sunabilecek hiçbir şeyin olmadı. Ya İstanbul'un bazı yerlerinin sel götürdüğünü ve bundan kaynaklı olarak vatandaşlarımızın vefat ettiğine şahit olduk yani. Öyle. Hani hiçbir şeyi çözemeyen, hiçbir proje üretemeyen ve hiçbir şekilde bir başlangıç olarak bir projeyi ele alıp bitiren bir İmamoğlu belediyeciliğini göremiyoruz. Tabii hakkını da yememek lazım. Birkaç tane kreş açmıştır kendisi. Belki iki tane de öğrenci yurdu açmıştır yani. Koskocaman İstanbul'dan bahsediyoruz ve yapılan projelerden bahsediyoruz yani. Süt dağıttı biraz. Süt dağıtılması gibi yani. Çünkü Sayın İmamoğlu halk tarafında hem kamuoyunda hem İstanbul halkı tarafından hiçbir şekilde İstanbul Belediyesi'yle anılan biri olarak karşımızda şu an durmuyor. Doğru. Cumhurbaşkanlığına gözünü dikmiş, genel başkanlık koltuğuna gözünü dikmiş, hırs içerisinde olan ve bu hırs neticesinde de gözünü karartmış, İstanbul'u boş vermiş, kendi koltuğunu, kendi yerini, kendi kariyerini sağlamlaştırmak için hareket eden bir lider olarak ya da bir siyasetçi olarak karşımıza çıkıyor. Kendi medyasında bile İmamoğlu atağı dediğimiz bazı hareketlerinin taklit edildiği boyuta kadar eleştirilebilecek noktalar. Kesinlikle. Evet. Şimdi siz bir algıyla bir belediyeyi kazanabiliyorsunuz. Ya da bir işte oradaki seçmeni belli bir süre ikna edebilirsiniz. Çok ciddi anlamda bir algı yapılıyor. Sayın meslektaşımız az önce söyledi. 1 milyara yakın neredeyse sadece reklam bütçesine ayrılmış İstanbul halkının parasını görüyoruz yani. Ve bu algı neticesinde de kazanıldı mı? Kazanıldı. Kazanıldıktan sonra mümkün mertebe sizin hırsınız ve kariyeriniz için de harcandı mı? Harcandı. Ama ikinci bir ranta geçtiğimizde seçmen bunu kabul edecek mi? Etmeyecek. Neden? Çünkü sizin yanınızda, sizin karşınızda bulunan bir hizmet siyasetinin olduğunu görüyorsunuz yani. Ve bu hizmet siyasetini seçmediğinizde neyle karşılaşacağınızı da yaşayarak gördünüz yani. Peki Kılıçdaroğlu seçilirse şayet tekrar CHP'de ne değişir? Kılıçdaroğlu seçilirse şimdi şöyle, eğer Sayın Kılıçdaroğlu seçilirse ve çok ciddi adımlar atarsa bu değişimcilere yönelik, yani daha önce söylediği söylemlerden yola çıkarak söylüyoruz tabii bunu. Sayın İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermeyecektir ve kendisine karşı oy kullanan kim varsa, hangi delegeler varsa ve kim çalışma yürüttüyse bunları hepsini mümkün mertebe kendi partisinden uzaklaştıracaktır yani. Öyle ya da böyle.
Bunun örneklerini daha önce defalarca gördük ya. Muharrem İnce'yi partiden uzaklaştıran yine Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Neden? Çünkü söylemleri ve istekleri Sayın Kılıçdaroğlu'nu ters düşüyordu. Tanju ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanlış yaptığını çok sert bir şekilde dile getirebiliyordu ya. Diğer şekilde diğer siyasetçilerin CHP'den ayrılış şekillerini Tanju Özcan örneği var mesela. Kesinlikle. Kendileri her ne kadar kendilerine demokrat diyorlarsa da, demokrasiyi temsil ettiklerini söylüyorlarsa da tıpış tıpış oy kullanmaya gideceksiniz. Buradayım diyen değişimcileri kesinlikle partiden göndereceğim diyen yine kendileridir ve orada bir diktatöryası daha da orada kuvvetlenecek ve bu diktatöryası kuvvetlenen Kılıçdaroğlu da bu değişimcileri hepsini uzaklaştıracak. Tam anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi himayesine almış olacaktı. Bunu o noktadan sonra Sayın Kılıçdaroğlu hangi adayı parmağıyla gösterirse artık o koltuğa oturacaktır. Yani bir hani babadan oğula geçme durumu söz konusu olacaktır. Yoksa öbür türlü imparatorluk başlayacaktır kesinlikle diyeceksiniz. Kesinlikle yani başka bir şey konuşulmaz. Şimdi yani onunla ilgili. Son yaklaşık 9 dakika, 8-9 dakikamız var. Ben tekrar müsaadenizle İsrail-Filistin noktasına dönmek istiyorum. Çünkü Türkiye belli noktada bu savaş ortamında aslında seçime gidiyor. Bu savaş ortamında bir noktada dik durmaya çalışıyor. Vatandaşını mağdur etmemeye çalışıyor. Mazlumun yanında yer almaya çalışıyor. Ve mazlum içinde her şeyini göze alan bir aslında kadro var. Gerçekten herkese teşekkür ediyorum. AK Parti'nin içerisindeki bütün vekil arkadaşlara, bütün memur arkadaşlara, kim varsa teşkilatında bile herkese teşekkür ediyorum. Şu anda hala miting meydanlarında Filistin için sesini yükselten insanlar, geçen gün AK Parti İl Gençlik Teşkilatı'nın eylemlerini, protestolarını haberlerde aktardık. Yani bu ses duyurulması gerekiyor. Tamam, kendi sorunlarımız var ama bu sorunlarla beraber orada çocuklar ölüyor. İçerisinde azıcık vicdanı kalmış olan insanlar sesini çıkartmak için dünyanın neresinde olursa olsun, Hristiyanı, Müslümanı, Yahudisi, İsraillisi, bakın İsraillisi bile miting alanında gidebilip orada İsrail'in savaşı durdurmasını istiyor. Ve o kadar korkak bir millet ki kendi ülkesinden kaçanlara diyor ki İsrail vatandaşı olduğunuzu gizleyin. Yani o kadar korkak, dikkat edin diye. Sinagoglara gitmeyin. Yani bu tarz kendilerini gizleme pozisyonuna kadar gidiyorlar. Ama orada canlar gidiyor. Hala bombalamalar devam ediyor. Evet. Ben son olarak Metin Bey, 2-3 dakika hepinizden bir. Bu mezalimin, bu vahşetin sona erebilmesi için, bireysel anlamda bizler neler yapmalıyız? Bu fikrinizi almak istiyorum. Evet. Yani şimdi bir kez ben şunu ifade edeyim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmak, bu milletin bir süzyesi olmak, bir mensubu olmak onurlandırıcı bir şey. Bunun zaten özgüvenini yani, taşımamız yani gerekiyor ya. Kesinlikle yani. Biz bu konuda çok şey yani çok övünç duymalıyız yani. Kendi ülkemize, liderimize. Çok kısa şunu hatırlatayım size, yayın arasında söylemiştim. Nijeryalı bir arkadaşım diyor ki, dünyadaki kim mazlumsa, kim Müslümansa biz Türkiye'yi lider olarak kabul ediyoruz. Biz bunun farkındayız, dünya da farkında, bir tek Türkler haricinde diyor. Evet, evet. O yüzden kendimizin gerçekten farkında olmamız evet, lazım. Evet, öncelikle biz yani millet olarak, bir bütün olarak, meslektaşlarım da söylediler, biz o zulümün, vahşetin, soykırımın dünyaya duyurulması anlamında bir bütün olarak ciddi bir rol aldık. Devletimizle, liderimizle, her bir yurttaş olarak her birimiz mümkün olduğu ölçüde bunu duyurmaya çalışıyoruz. Yani her birimizin yapacakları var. Yani çok tartışılıyor, çok da konuşuluyor, sosyal medyada da paylaşılıyor. İşte belirli yapılar tarafından ekonomik kuruluşlar var. İşte bunların ürünün alınmaması şeklinde, alınmaması şeklinde. Bu da bir metottur, bir yöntemdir. Tabii ki. Ama Türkiye gerçekten de daha etkili ve gelişkin çalışmalar yapıyor. Yani şunu söyleyeyim. Eğer uluslararası kuruluşlar harekete geçmiyorsa,
Amerika ve Batı bugün İsrail'i destekliyor ise ve bizim Türkiye olarak yaptıklarımızın sonucu şu olacak. Yani halkların dünya ölçeğinde insanlığın ses çıkarması noktasına gidecek. Nihayetinde çok daha ses çıktığında bu yönetimler de ülkenin geleceğini, evet, sıkıntıda olabileceğini düşünerek mutlaka önlem alacaklar. Yani halkının sesine kulak yani verecekler. Bireysel olarak bu vahşet karşısında her birimiz ne yapabiliyorsak, nasıl ki sizler işte Nijeryalı arkadaşınızla konuşuyorsunuz, belki Hollanda'da da bir arkadaşınız o var. O da var. Evet. Herkese bu vahşeti duyurmak, herkesin yapabileceği bir şey var ise yapmak. Almanya'da bir eylem oldu. İşte belki Hollanda'da gibi olacak. Hı hı. Hollanda'da da hukukçu meslektaşlarımız çıktı. İşte sesleniyorlar dünyaya. Bu vahşeti dur demek lazım. Yargılama görevlerini uluslararası yargı görevleri hı hı. yapsın şeklinde de talepte bulunuyorlar. Bunlar her biri bir ses, her biri bir söylem. O zaman sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz diyoruz. Tabii yükseltmeye devam edeceğiz ve gerçekten de bu milletin mensubu olmakla da onur duymalıyız. Ve biz yapabileceklerimizi zaten yapıyoruz ülke ve millet olarak, daha güçlü yapmaya devam edeceğiz. Kesinlikle. Evet. Mehmet Bey, birkaç tabii cümleyle de sizden Filistin'deki alalım. Üzülmek için Arap olmaya, Filistinli olmaya ya da Müslüman olmaya gerek yok. İnsansanız eğer oradaki zulme, oradaki soykırma, oradaki katliama bir şeyler yapmanız ve üzülmeniz gerekir. Bu insanlığın gerektirdiği bir husustur. Tabii biz ne yapabiliriz? Şimdi karınca hikayesi vardı. Hazreti İbrahim ateşe atıldığında karınca bir su taşımış, benim de ateşi söndürmede katkım olsun diye. Bizim yapmamız gereken işte karıncanın ateşe taşıdığı su misali. Kendi bireysel işte bu İsrail propagandasına alet olan gerek sanatçılara, gerek ürünlere, gerek yiyeceklere, gıdalara ve görüyoruz ekranlarda İsrail'e destek veren, açık destek veren bu markalara tüm ilişkimizi ve desteğimizi kesmek. En başta vatandaş olarak biz bunu yapmamız gerekir. Kim oradaki savaşa katliama en ufak katkı sağlıyorsa tüm ticaretimizi, iletişimimizi keseceğiz. Çünkü Batı'nın tek anladığı paradır. Eğer onların cebine, parasına dokunursanız onlar geri dururlar. Onların ticaretini baltalarsanız onlar geri dururlar. Biz vatandaş olarak ben yaparsam ne olur, ben tek kişiyim dememiz lazım. Sen, ben derken milyonlar olur, milyarlar olur. Emin olun belki o vahşeti durdurmada bir katkı sağlarız. Kesinlikle. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız gerekeni fazlasıyla yapıyor. Bakanlarımız, işte ilgili kurumlar gerekir yapıyor. Bizim de vatandaş olarak burada en başta gerçekten bu katliama, bu vahşete sessiz kalan ve hatta bunlara katkı veren o markalarla, o ürünlerle ilgili gerekli aksiyon almak, gerekirse alışveriş yapmamak, gerekirse destek vermemek. Çünkü bugün vereceğiniz her para, kendi cebinizden çıkan o para oradaki katliama bir mermi olarak gidecek. Buna vallahi izin vermeyelim. Marka ismi vermeyeyim şimdi. Vermiyoruz işte. O yüzden konuşamıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Bir kahve markası diyelim, öyle diyelim. Oradan içeceğiniz her bardak kahve aslında bir bebek kanı. Ya bir gün o kahveyi içmeyelim. Evet. O hamburgeri yemeyelim. Artık bakın oradaki bebeğin kanından hiçbir şey önemli değil. Kesinlikle. Yani hiçbir ekonomik durum, hiçbir işte ağız tadı, hiçbir giyim markası, hiçbir ayakkabı oradaki şehidin en ufak bir damla kanından daha değerli değil. Kesinlikle. Hadi Bey. Teşekkür ederim. Ya şimdi ortada bir ateş var ve bu ateşi kaynağını bulup o kaynağından kapatmamız gerekiyor yani. Yoksa siz söndürürsünüz bir daha olur, söndürürsünüz bir daha olur ki 75 yıldır zaten bu yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın da söylemiş olduğu aslında tam da bu. Kesinlikle. Sayın Cumhurbaşkanımız 7 Ekim'de daha olaylar ilk başladığında biz olağanüstü genel kuruldaydık. Oradaki açıklamasında da aynı şeyi dile getirdi. Ya bunun tek bir çözümü var. Siz 1967'deki o sınırları kabul edeceksiniz. İki ayrı devlet olacaksınız. Ve herkes, kimse kimsenin işine karışmayacak. Böylelikle de hayatınızı devam ettireceksiniz. Herkes yani haddini bilecek yani. Ancak siz kalkıp işte bugün Filistin ve İsrail olayında siz fiziki bir müdahalede bulunursanız bu bir çözüm değil yani. Evet biz de savaş uçaklarımızı kaldıralım, gidelim işte başka bir yeri bombalayalım. Zaten biz diyoruz ki insan ölmesin yani. İnsan kanı dökülmesin diye bir çaba sarf ediyoruz yani. Biz de kalkıp aynısını yapamayız. Onun için bunu... O zaman İsrail'i bombalayalım, İsrail'li bebekler olsun. Aynen öyle. Ne farkı var yani? Hiçbir farkı yok. Yani bir taraf zulüm yapıyor ve diğer taraf mazlum.
Siz bu zulmedeni de durdurmanız gerekiyor yani. Aynı şeyi ona uygulamanıza gerek yok. Bu biraz imkansız yani, yapılma konusu da doğru değil zaten. Ancak çok ciddi bir şekilde onun durdurulması ve hızlı bir şekilde durdurulması gerekiyor yani. Ki herkes kendi üzerine düşeni yapar. Sayın Cumhurbaşkanı kendi üzerine düşeni zaten en yüksek sesle söylüyor ve her yerde. Elçimizi geri çektik. Yani enerji anlaşmalarımızı askıya aldık. Birçok şey zaten askıda zaten şu anda. Ya bunlar yapılmasa dahi, bunlar yapılmasa dahi bütün dünyanın uyanmasını sağlayacak Sayın Cumhurbaşkanı konuşmaları mevcut yani konuyla ilgili. Değil mi? Birleşmiş Milletler'den haykıran bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz bu meseleyi yani. Ve bütün dünyada her platformda dile getiren bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz yani. Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi zaten tam anlamıyla en üst perdeden kendi görevlerini yerine getiriyor. Az önce bahsettik Sayın Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı ve ekibi üzerine düşen her şeyi zaten tam anlamıyla yapıyor ve yapmaya devam ediyor. Biz ne yapabiliriz yani bu konuda? Biz de bu konuyla ilgili ancak şunu yapabiliriz yani. Fiili bir müdahalede bulunamıyoruz. O zaman sesimizi yükselteceğiz yani. O zaman tepkimizi dile getireceğiz. O zaman duyurmaya çalışacağız. Ya da evimizde oturup bu konuyla ilgili yani mazlumlar için dua edeceğiz yani. İşte esas en önemli yani, noktalardan bir tanesi. Çünkü herkesin elinden gelen en ufak bir şey de olsa var. Sayın meslektaşım boykottan bahsetti yani. Açık açık destek veren bazı firmalar var. Var. Gözümüzün var. İçine ne soka bakalım, soka bakalım. Bunu reklamını yapan firmalar var. Mümkün mertebe bunlara bir ders vermek gerekiyor. Hamburger markaları mı ararsınız, kahve markaları mı ararsınız, deterjan firmaları mı ararsınız? Kesinlikle yani orada insanlar ölüyor, mazlum, masum olan insanlar katlediliyor ve bunlara hiç kimsenin sessiz kalmaması gerektiğidir yani. Kesinlikle. Eğer sessiz kalırsak emin olun günün sonunda dönüp dolaşacak yine bizi bulacaktır yani. Kesinlikle, hatta şuna da asla kalmayın değerli izleyiciler. Hani bir Yahudi'ye sormuşlar daha önceki boykot eylemlerinde, Türkiye'den birkaç boykot eylemi olunca, ya bir şey olmaz, %50 indiririz, millet gene alır, ondan sonra tekrar eski fiyatına çıkartırız. Buna da kanmayın. Orada her zaman altını çizdiğimiz bir konu var değerli izleyiciler. Dediğimiz gibi bir kahve bardak, oradaki bir bardak aslında bebeğin kanı. Yani içimizde azıcık Allah korkusu varsa, vicdan varsa, biraz önce Hadi Bey'in de diğer konuklarımızın da söylediği gibi hiçbir şey yapamıyorsak oradaki şehitler için bir Fatiha okumanız, oradaki mazlumlar için, oradaki masumlar için geceliğin kalkacağınız iki rekat kılıp namazı kıldığınızda, gece teheccüd namazını kıldığınızda elinizi açıp oradaki masumlar için edeceğiniz bir dua, emin olun birçok şeyin önüne geçecektir. Çünkü kaderin üstünde kader vardır. İnşallah o barış mutlaka gelecek. Çünkü zafer Allah dostlarındır. İyi akşamlar.